Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ay, ne güzel. Çoğalıyoruz. Evlerimizdeyiz. Türkiye için konuşuyorum. Çünkü bugün Amerika'ya bağlanacağım. Orada daha sabah Los Angeles'a bağlanacağım. Uzun zamandır yapmak istediğim bir canlı yayındı bu. Sağ olsun kendilerine, sevgili Migi'ye ve yönetmeni ve eşi ve Emre'ye bağlanıp bu keto kafası dediğimiz yolculuğu hep birlikte tanıyalım istedim. Ketojenik beslenme son zamanlarda birçok insanın aklına düşmüş. Aynı zamanda merak da uyandıran bir beslenme biçimi. Ben niye keto kafasıyla yapmak istedim? Çok istedim onlarla yayın yapmak. Çünkü aslında meseleyi ciddiye almanın ne demek olduğunu, aynı zamanda burada bir ekip çalışması yaptıklarını, kanıta dayalı konuşmaları beni her zaman çok etkiledi. Hemen bir de rahatsız etmeyeni alayım, telefonlar çalabilir. Dolayısıyla da ben de 3 yıl önce ketojenik beslenmeyle tanıştım. Ara sıra denedim, ara sıra çıktım. Ama yılbaşı itibariyle size de duyurduğum gibi elimden geldiğince yapmaya çalışıyorum. Kendi adıma çok faydasını gördüm ama her zaman söylüyorum. Tabii ki doktorunuza sorarak ve tabii ki sağlık koşullarınız. Yani bu bir aslında bütün bedeniniz, yaşam tarzınızla birlikte ciddi karar vermeniz gereken ama ciddiyetin içinde aslında çok da zorlanmadan araştırarak bu yolculukta doğru insanları ve doğru saptamaları yakalamanın kıymetinin de çok önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi duyacaksınız Mahmut Bey ketojenik nedir diye. Sevgili Maggie'ye bağlanacağım. Her videosunu Keto Kafası'nın hem YouTube'da hem Facebook'ta hem Instagram'da çok kıymetli çalışmaları olduğunu düşünüyorum. İzninizle yavaş yavaş kendilerini çağıracağım. Bana çok soruyorsunuz nedir ketojenik diye, nedir, nasıl gidiyor, işte tarif verir misiniz falan diye. Aslında evet bir tarif verecek sevgili Maggie ama bu bildiğiniz bir tarif değil, bu bir yaşam tarifi olacak. Yaşama biçimi olacak ama bu yaşama biçimi işte çok da düşündüğünüz kadar standartları yüksek, kategorizasyonu çok yüksek olduğunu düşünmüyorum. Ben de kendileriyle bu yolculukta çok kendilerinden çok feyiz alıyorum. Onu da açıkça söylüyorum. Tariflerinden, bakış açılarından, Maggie'nin bence güzel göz teması kuruşundan, böyle manevrasız, çok net duruşundan çok etkilendiğimi söylemek istiyorum. Saat tam 10 dedik. Yavaş yavaş ben izninizle Maggie'yi çağıracağım ve kendisiyle konuşacağız. Evet. Nasıl uğraşıyoruz? Nasıl uğraşıyoruz bir görsen? Uğraşırız biz. Sen de Oğlak burcusun değil mi Maggie? Ben sana başka bir şey söyleyeyim mi? Doğum günlerimiz aynı. Gamzeler aynı, doğum günleri aynı. Ama ben senin kadar keto kafası olamadım ama azimliyim, olacağım. Anladım. Bir saniye. Bağlantıları yapalım. Epey bir zamandır bağlanmaya uğraşıyoruz. Bir türlü yolladığın davetiyeler expired diyor her bastığımızda. Aynı şeyle. Neyse ben bir gözlükleri çıkarayım öncelikle. Nasılsın? İyiyim, sağ ol. Yakın gözlüklerine başladım ben de. Yakın alışıyorum yavaş yavaş. Ama ben de çıkaracağım. Şu an okunacak bir şeyleri daha hala görebiliyorum. Bu mesafeden görüş iyi ama sabahları uyandığımızda okumak falan artık imkansız. Telefon ekranını okumamız imkansız hale geldi. Aynen. Yaşlar ortaya çıkmasın. Ben senden daha yaşlıyım bu arada. Yok ya, hiç. Ben hep onu diyorum. Yaş değil de insanın iç enerjisi çok önemli. Geçen gün programıma 91 yaşında Yılmaz Guru da geldi. Yani hani orada anlıyorsun, elbette deriydi, yaştı, eklendi, belki bir şeyler oluyor ama enerjin iyiyse her yaşta tamamsın. Kesinlikle tamamsın, katılıyorum. Yani.
Kesinlikle katılıyorum. Megi'cim ben sizi bu seneki böyle ketojenik yolculuğumda tanıyabildim. Öncelikle kusura bakmayın. Ama bakmıyoruz, 1,5 senedir bize evet. Zaten ortalardayız. Ama harikasınız, harika işler yapıyorsunuz. Teşekkür ederim. Birinci olarak benim için en kıymetlisi göz teması kuruyorsun. Hem aklınla hem kalbinle konuşuyorsun. Yani orada biraz önce de onu söyledim. Böyle yan yolların yok yani. Netliklerin var ve bunu da diyorsun ki sen bilirsin. Sen bilirsin. Ben sunuyorum, ben senin için araştırıyorum. Kanıta dayalı çalışıyorum. Kendi bedenimde uyguluyorum. Eşim çekiyor, bir aile tasarrufudur bu. Aslında zaman tasarrufudur. Biliyorum, beni zorlama diyorsun, çok hoşuma gidiyor. Söylemek istiyorum. Bu ketojeni, kısaca bir keto kafasını mutlaka takip edip YouTube'da, yani bugün onu da söyleyeyim sevgili bizi seyredenler. Hani birden ketojenik gurusu olmayacaksınız. Bir bilgi sahibi elbette olacaksınız ama onları takip ederek, diğer literatürleri takip ederek zaten bu bir yolculuk. Oradan varacaksınız. Böyle büyük beklentilerle değil, büyük istekle dinlemenizi rica ediyorum öncelikle. Kesinlikle evet. Çok doğru. Kesinlikle söylediklerin çok doğru. Bir günde olan bir şey değil ama içine girerseniz ve isterseniz zaten hayat biçimi olunca başka türlü hayata cevap veremiyorsunuz. Yani bakış açınız hep sağlık üzerinden, ağzınıza koyduklarınız üzerinden. Öğrenmesi de çok kolay bir şey zaten. Çok kolay ama gerçekten bu yolculukta mesela sen benim, Sinan Canan, birkaç hocam vardır YouTube'da. Böyle spor arkadaşımsınız biliyor musunuz? Eşinle sen gittiğiniz yerlerde benim spor arkadaşımsınız. Evde boş olduğumda bir kahve içtiğimde bilgi arkadaşımsınız. Yani bu konuyla arkadaşlık kurmak gerekiyor diye düşünüyorum. Ve orada çok ilerleniyor. Yani siz yazıyorsunuz, yazmak isteyenle arkadaş oluyorsunuz. Dinlemek istiyorsan dinle arkadaşın olacağım diyorsun. Görmek istiyorsan tarif de veriyorum, gör arkadaşım ol diyorsunuz. Çok kıymetli. Benim oyuncu şeyim, çok uzun konuşurum. Kısacası ketojeniyi önce bir sana bırakıyorum. Sonrasında benim de sorularım var sana. Lütfen. Yani senin konuyu zaten baştan sona bildiğini, en azından şu açılış konuşmanla konuya tamamen hakim olduğunu anlayabiliyorum. Bizim yolculuk yaklaşık 3 sene öncesine dayanıyor. Benim kelimeyi ilk defa duymam. Çok janjanlı, çok saçma bir kelime geldi. Zaten Türkçe de değil, kulağa Türkçe de gelmiyor. Ketojenik nedir diye. Bir arkadaşım vasıtasıyla duydum ve tamamen geri attım. Çünkü beslenme alışkanlıklarını değiştirmek, hayatımdan şekeri çıkarmak falan filan beni bozan bir konu açıkçası. İşim dahi olmaz dediğim bu konu. Bu arada da 47 yaşındaydım. Bir süre sonra bir şey oldu. Herhalde e-mail kutuma mı düştü, YouTube'da karşıma mı çıktı? Ufak ufak dinlemeye başladım. Beni bu konuda ilk eğiten herhalde Dr. Berg'dü. Dr. Eric Berg. Eric ki Berg. Dünyada bunun hani neredeyse otoritesi kabul ediliyor şu anda. Hatta şu anda kendisinden sertifika alma hazırlıklarındayım. Umarım gelecek hafta evet Dr. Berg Certified bir keto koçu olabileceğim. Gurur duydum seninle. Teşekkür ederim. Konuya ilgisi olan herkes aslında bu eğitimi alabilir. Online olarak bir şekilde yani krediyi alabiliyorsunuz. Şubat başıydı. 2 Şubat 2019. Hı-hı. Bir sabah aniden. Hiç neden olduğunu hatırlamıyorum. Yani beni neyin düttüğünü de hatırlamıyorum. Kalktım ve ben şu yağlı kahve olayını deneyeceğim dedim. Yağlı kahve ilk defa dinleyenler için tabii çok garip, hatta mide bulandırıcı bir olay. İçmesi de zorunlu değil ama neticede bildiğimiz koca bir bardak filtre kahvenin içine 1-2 kaşık tereyağı, krema veya Hindistan cevizi koyup onu blenderda çekip içiyorsunuz. Ben bu kahveyi içtim. Konuya az çok hakimim. Dedim ki bakayım ne kadar tok tutacak, hayatımda içmediğim bir şey. Ve akşamüstü saat 6'da yemek yemediğim aklıma geldi. 6'da oturup protein ve yağdan oluşan, yağ derken avokado var, ceviz var vesaire, tavuğum veya etim, yumurtam her neyse yemeğimi yedim. Bir hafta sonra Emre bana katıldı. O günden bugüne yani gururla mı söyleyeyim bilmiyorum ama tek bir gün daha kaçamak yapmadan 2 senedir ve ömrümün kalanında ketojenik besleneceğime eminim. Megi, şimdi ketojenikle ilgili yani İngilizce çok bilmeyenler, bizim yayınımızı izleyenler, çok araştırma yapılamayabiliyor. Türkiye'deki bilgi
Amerika'daki gibi şey marketleri gibi düşün. Çok geniş değil. Yani Amerika'da ürün yağlısını, yağsızını, ketosunu birçoğunu bulabiliyorsun. Burada da bilgi daha değil. Çünkü bence bu coğrafyayla daha oturup oturmadığını herhalde uzmanlar kafalarında sentezliyor diye düşünüyorum. Çünkü bu buranın da çok böyle köklü alışkanlıkları var. Biliyorsun sen de burada yaşamış, burayı bilen biri olarak anlayabiliyorsun bunu. Tabii ki sağlık son zamanlarda çok değişken sunuluyor bize. Kimi ticari sunuyor, kimi şey işte görüyorsun megalobileri durmadan platformlarda çalışıyor. Karnivoller, artık konuşmalardan anlıyorsun lobiselleşmeyi. Burada zaten beni en çok etkileyen sevgili izleyenler, medyaların asla böyle bir lobiselleşmek, bunu bir kutsallaştırmak gibi durumu yok. Nereden anlıyorum kutsallaştırmadığınızda? Azıcık bilgimle. İşte 5 gram karbonhidrat falan diye böyle tutturmadan, anlatabiliyor muyum? Orada çünkü böyle çok sertleri de var bunun durumun. Şimdi şöyle bir şey var. Keto Kafası kanalına konuyu merak edenler, bizim 1,5 sene önce yarattığımız ve Türkçedeki biraz önce söylediğin gibi kaynak yokluğundan veyahut da azlığından yaratmaya karar verdiğimiz Keto Kafası kanalına giderlerse YouTube'da görecekler. 86. bölümde bizim için mihenk taşı sayılan inanılmaz bir röportajımız oldu. Doktor Orkide Güzel'le. Şimdi öncelikle ketojenik beslenmenin ben Adem Havva'sına döneceğim ama aşırı hızlı özetleyeceğim. Ketojenik beslenme siz bugün gazetelerde, işte televizyon programlarında şu market, şu manken keto ile zayıfladı, işte bilmem kim keto yapıyormuş dediğiniz moda diyet falan değil. Ketojenik diyet 1920'ye dayanan bir beslenme çeşidi. Yola çıkış noktası da şu, 1920'de Johns Hopkins Üniversitesi'nde epilepsili çocuklar için, epilepsili çocuğu gözünüzün önüne getirin, anne babasınız. Birdenbire gözünüzün önünde yerlerde sürünen, nöbet geçiren evladınız. Bunu doktorlar alıyor, incelerlerken tabii ki bu beyinle alakalı bir şey neticede. Böyle bir beslenme türünü tasarlıyorlar. Bu tasarımın içinde beslenmeden karbonhidratı çıkarttıkları zaman, karbonhidrattan kastımız bütün ekmek diyebildiğimiz, ekmek, pastacılık ürünleri, fırın ürünleri, mamulleri, yani tahılın her türü, bakliyatın her türü, mercimek, nohut, fasulye vesaire ve süt. En önemlisi de şeker. Şeker neyin içinde var? Her şeyin içinde var. Yani yediğimiz bütün paketli gıdaların içinde şeker var, artı meyvede şeker var. Bunları alıp çıkardıkları zaman ve bunu laboratuvar ortamında, bir hastane ortamında miligramlarla ayarlayarak çocukları bu şekilde besledikleri zaman bu çocukların mucizevi bir şekilde, bilim yardımıyla, mucize demeyelim sadece, iyileştiklerini görüyorlar. Bu çocuklar nöbet geçirmeyi kesiyor. Bu şekilde başlayan bir beslenme türü elbette birçok şeyde olduğu gibi 20-30 sene içerisinde İlaç sanayi, Big Pharma dediğimiz ilaç sanayi getirip bunun ilacını masanın üzerine koyunca siz merak etmeyin biz bunun ilacını yaptık deyince konunun üzerine ölü toprağa serpiliyor. Ondan sonra epilepsi hastalığı, nöbetler dünyanın her tarafında ilaçla kontrol altında tutulmaya başlıyor. Yani kısacası bir ömür boyu o ilaca mahkumsunuz. Ta ki 1997 yılında sanıyorum, 97, Jim Abrams diye bir çok meşhur bir Amerikalı yönetmen ki bizim jenerasyon bilir, Airplane filmleri, Naked Gun filmi, bunların yönetmeni kendi oğlu epilepsi nöbetleri geçirirken bir yaşında onu bir şekilde hastaneye yetiştiriyor. Johns Hopkins Hastanesi'ne gidiyor. Tesadüfen bu zaten epilepsi tedavisinin de bulunduğu hastane. Kendi araştırmalarıyla çocuğunu oraya götürüyor. Oğlunun adı Charlie ve çocuğunu 3. gününde bütün nöbetlerini sonlandırıyorlar. Doğru beslenmeyle, ketojenik beslenmeyle. Bunun üzerine zaten içinde Meryl Streep'in de olduğu First Do No Harm, Önce Zarar Verme adında bir film çekiyor. Bunu internette bulabilmeniz mümkün. First Do No Harm. Son 10 senede, 20 senede evet sağlıklı beslenme adına bahsedilen diyetlerden biri oldu tekrar. Ama bunun modayla veya bu geçici olacak diye böyle konularla hiçbir alakası yok. Gerçekten kalıcı. Sağlık, şifa veren, insanın vücudunu içeriden hücre bazında tamamen iyileştiren, yenileyen bir beslenme şekli.
Beslenme şekli de şu şekilde kafanızda tasarlayın. Yani ne, bir şeyi beslenme şekli yapan veya diyet yapan nedir? Veganlar bir beslenme şekli uygular. Geçici değildir veganlık veya vejeteryanlık. Ketojenik beslenme de öyle. Öyle beslenmeye başladığınız zaman hani arada bunu da yiyeyim. Yani arada yumurta yiyen vegan göremeyeceğiniz gibi, arada yani cumartesileri et yiyen vejeteryan göremeyeceğiniz gibi, biz de karbonhidratı bir şekilde tüketmiyoruz. Bunun ilk görülen etkisi elbette bedende bir zayıflama, bir iyileşme. En muazzam etkileri de enerji patlamaları, yani vücudun enerjisinin aşırı yükselmesi ve beyinde olan iyileşmeler. Yani bugün çok az insan, birlikte çalıştığımız, görüştüğümüz, konuştuğumuz çok az insan antidepresan kullanıyor. Çünkü yağın beyne mucizevi bir etkisi var ketojenik beslenmede. Tabii ketojenik beslenme nedir? Bunun içine girmedik ama özetle şunu söylemek istiyorum. Böyle bir şey. Enerjiyi şöyle anlamasınlar. Onu da hemen parantez içinde. Yaşadığımdan bahsediyorum. Senin kadar bilerek değil. Yaşadığımdan. Bu enerji böyle şekerin verdiği hızlı böyle zıplamalı bir enerji değil. Bu bildiğiniz daha sakin. Ben mesela daha sinirli oldum. Ben biraz daha atarlıydım. Daha atarlı bir insandım. Şöyle ki ama hiç benden olmazlar ama kendi içimde, kendi ailemde daha tepkiseldim, daha güdüseldim. Yani bu ketojenikle güdüselliğimi ve tepkiselliğimi aklımla kontrol edebildiğimi hissettim. Yani vazgeçmedim ama enerjim stabil oldu, iyi yüksek kaldı. Şimdi demin bir dinleyiciniz sormuştu. Açelya Hanım, ketojenik nedir? Şöyle açıklayalım. En basitinden, yani o enerji şeyine gelene kadar. Ketojenik beslenme şu: vücudumuzun, hele hele Türk nüfusunun vücudundaki yakıt karbonhidrat. Bunu biz tahıldan alıyoruz, bakliyattan alıyoruz ve şekerden alıyoruz. Bu nasıl bir şey? Bir dilim pizza yediğinizde, bir dilim ekmek yediğinizde, koca bir tabak mantı yediğinizde o karbonhidratla müthiş bir enerji alıyorsunuz. Böyle bir saat kalkıp Beşiktaş'tan Taksim'e kadar koşabilirsiniz, geri koşabilirsiniz. O geldiğiniz noktada çakılıp kalıyorsunuz. Ve o bir tabak mantıyı yedikten 2 saat sonra siz tekrar yemek istiyorsunuz. Ve tekrar yemek istiyorsunuz ve tekrar yemek istiyorsunuz. Karbonhidratları beslenmemizden çıkardığımız zaman, yerine yağı koyduğumuz zaman bir anda kalkıp sprint atamıyorsunuz Taksim'e kadar. Yavaş yavaş kalkıyorsunuz, yürümeye başlıyorsunuz ama Taksim, Bebek, Yeniköy, Edirne, oraya kadar yürüyorsunuz ve geri yürüyebiliyorsunuz. Yani karbonhidratın verdiği kısa ömürlü aşırı enerji yerine yavaş yavaş kendini geliştiren ama aşırı uzun süre sizi belirli bir enerji seviyesinde tutan bir enerjiye sahip oluyorsunuz. Şöyle düşünelim, vücudumuzun içinde biz dizel kullanıyoruz karbonhidrat yerken. Vücudu dizelden mahrum edip yerine yüksek oktan benzin koyuyoruz. Yani yine bir benzetme bu. Ketosis denen bir şey var. Zaten ketojenik beslenmenin isminin geldiği nokta. Onu söyleyeyim. Vücuttan karbonhidratları kestiğiniz anda, buna meyve, tahıl, bakliyat ve süt, bu 4 şeyi sayalım. Kestiğiniz anda vücut ilk başta afallıyor bir iki gün. Ne oluyor diyor, bu bana alışık olduğum enerjiyi vermiyor, besini vermiyor, bir şey yapıyor. O anda siz tabii kahvenize tereyağı koyuyorsunuz, akşam yemeğin yanında avokado, ceviz yiyorsunuz, zeytin yiyorsunuz, tereyağlı omlet yapıyorsunuz vesaire vesaire. Vücut kısa bir süre tereddüt edip diyor ki bir dakika, şu anda bana biraz yağ veriyor, ben bunu yakayım. Ondan sonra bu illa bana o karbonhidratı, şekeri verecektir. Siz vermemekle direttiğiniz noktada vücut diyor ki aha, bu kadın bana alışık olduğum benzini, alışık olduğum yakıtı vermeyecek. Ben şu yağı yakmayı öğreneyim. Vücut 2-3 gün içinde tamamen içerideki glukozdan, yani nişastadan, tahıldan, bakliyattan gelen glukozdan mahrum olunca mecburen yağ yakma moduna geçiyor. Bu yağ yakma moduna da biz ketosis diyoruz. Yani ketosis'e girdim. Hani havalı geliyor kulağa. Bu demek vücudunuzun artık yağ yakıyor olması. Bu arada Doktor Murat Balan'dı. Ben kendilerini çok severim. Çok da yayın yaptım. Biz diyor birçok semptomatik hastalıkta ketojenikle iyileştiriyoruz insanları diyor. Doğrudur. Yani yöntem olarak iyileştiriyoruz diyor. Bunun içinde diyabet tip 2 de var sanırım, değil mi? Bir şey söylemek istiyorum. Ne kadar hani net çıkacak sesim bu konuda bilmiyorum ama tip 2 diyabet hastası olmayı
ben şu anki bilgimle seçim olarak görüyorum. Siz bugün tip 2 diyabet hastasıysanız bu sizin seçiminiz. Çünkü bunun çözümü %100 var. İlaçlarınızı 1-2-3 haftada veya en fazla 2-3 ayda bırakabilirsiniz. Tip 2 diyabet diye bir şey yok. Tamamen kesinlikle beslenme hatası. Şimdi ketojenik tabii kirli bilgi de çok var etrafta dolanan ketojenikle ilgili. Fakat ketojeniğin temiz bilgisinin içinde de senin kadar araştırmasam da biz de eşimle aslında bir eş bu anlamda güzel oluyor evdeki yolculukta. Son 5 yıldır ve son 3 yıldır, 3 yıl önce ketojenikle tanıştık. Benim eşim uzun süre yaptı, vücutla çalışıyor. Ona rağmen ketojenikle spor yapabildi, fitness yapabildi ve hiç de halsiz olmadı. Yani orada da bak balanlı doktor yazmış, tip 2 diye bir diyabetik hastalığı yok diyor. Yani yok. Çok doğru, yok öyle bir hastalık yok. Ve dolayısıyla biz de denedik, yaptık, ettik. Ben direndim ilk başta, dürüst olayım. Şöyle bir direnç gösterdim. Meyveden. Ciddi direnç gösterdim. Bir oğlak inadım tuttu. Şimdi ne kadar hatalıymışım. Eşime de tekrar tekrar söylüyorum bunu. Her neyse, orası özele girdi. Oradan sonra da bu makrolar, mikrolar beni çok yordu. Yani o kafamı oraya vermek istemedim. Çünkü çekime gidiyorum, iş, hayat falan. Ben çok basic başladım. Yani hani sadece hesapları çıkardım. Ne makro hesapladım, ne mikro hesapladım. Kiloya da bakmadım. Fakat sonra o cildimi soruyorlar. Açeniyam, yıl yüzünde botoksum yok, dolgum yok, bir şeyim yok. Allah Allah falan diyorum. Herhalde bir kompliman yapıyorlar bana. Sonra bir de ben her sabah bir saat, bir buçuk saat spor yapıyorum. Ciddi spor yapıyorum. Kalkış yapıyorum. Enerjim de bitmiyor. Hitlerimi dediğim gibi yavaş alçak uçuşla başlıyorum. Birden hit çıkarabiliyorum. Başımda çıkmıyor ama. Sonra Allah Allah falan dedim. Yaz girdi, gevşedim falan. Bu yılbaşı dedim ki ben başlıyorum ya. Ben başlıyorum dedim. Ve başladım. Hiçbir sapmam yok. Sapmıyorum. Ama bazen makrolar, yani yağ kaçırabiliyorum. Daha fazla ölçmüyorum. Kilo vermem, 1,5-2 kilo verdim. Tartıya hiç bakmıyorum. Bakmaya da niyetim yok. Harika. Ama sizden çok etkileniyorum ya. Çok güzel anlatıyorsunuz. Mesela ilk başta çok şey yaptım. Çok teşekkürler. Sağlıklı Yaşıyoruz ekibi vardı. Sevgili Okan ve Nurçin Çağlar. Tanıyorum. Onlarla konuştum. Hatta Okan Bey de başladı ve tamamladı o. O farklı bir sistemle yapıyor bunu. Ama ben şuna vardım. Ben çok tarif yaptım. Badem unlu öyle böyle. Şimdi tarifleri de bıraktım. Herhalde bu da bir level. Onu soracağım sana. İlk bir hevesle çok tarif yaptım. Şimdi tariflerden vazgeçtim. Mesela bu normal mi? İlk başta çok tariflere dalmak. Çok normal. Onun bir tık öncesine döneyim. Bizim ekmekle bir gönül bağımız var Türk halkı olarak. Size tahıl ürünlerini çıkar dendiği zaman ekmek de mi yok? Ekmek tahılın en başlangıç noktasında ürünü. Ekmeksiz doymayacağımıza dair bir kodumuz var bizim. Bilinçaltımızda. Türk'ün bilinçaltında işte fanila terini tutar. Ekmeksiz doymazsın. Kahvaltısız kafan çalışmaz. Bu birçok dünyanın her yerinde var aslında. Bu kodlarla büyüdüğümüz için ve bu kodlarımızın oluştuğu 0-7 yaş arasında aile soframızda her zaman için ekmek baş köşede durduğu için biz hiçbir diyette ekmeği çıkarma fikrini düşünemiyoruz dahi. Kafamızda canlandıramıyoruz. Günde 3 tane de mi yiyemem, kepekli de mi yiyemem? Hayır, biz tahılı tamamen hayatımızdan çıkarıyoruz ve inanın doyuyoruz. Hem de öyle böyle doymak değil yani. Bizimkiler tereyağlı, kremalı, efendim eritme peynirli, fırınlarda falan filan. Şimdi bizim tavsiye ettiğimiz, en azından YouTube'da keto kafası olarak tavsiye etmeye çalıştığımız, eğer siz beslenme alışkanlıklarınızı değiştirirken, madem normal ekmek yemiyorum keto ekmeği yiyeyim, madem normal tatlı yiyemiyorum keto tatlı yapayım dediğiniz zaman beyninizdeki hiçbir bağımlılıktan aslında kurtulmuyorsunuz. Siz işin rengini değiştiriyorsunuz. Evet. Birdenbire eritritolle, stevyayla tatlılar yapmaya başlıyorsunuz. İşte badem unundan, Hindistan cevizi unundan ekmekler yapmaya başlıyorsunuz. Alışkanlıklar aynı. Bizim bu ezber kodlarımızı bozmamız lazım. Onun için bizim naçizane, yani uygulayabilenler için tavsiyemiz 2-3 ay şu ekmek ve şeker fikrinden uzaklaşın. Ondan sonra yaptığınız zaman olacak olan şey şu. Net, bunu herkes yaşıyor.
İki ay şeker yemezseniz, ilk şekerinizi yediğinizde ister ketojenik bir çikolata yapın, ister ketojenik bir cheesecake yapın. O kaşığı ağzınıza götürdüğünüzde stevialı, şekerin fiziksel bir vücuda dönüştüğünü ve beyninizi ele geçirdiğini hissediyorsunuz. Yani bu bizim günlük hayatta gece gündüz ağzımıza abur cubur şekerli atıyoruz ve hiçbir şekilde aslında bundan psikolojik bir tatmin, bir haz duymuyoruz. Ne zaman ki kendimizi ondan uzun bir süre mahrum ediyoruz, o ilk ağzımıza girdiği andan itibaren şeker vücut buluyor sanki. Ve birdenbire beyninize ele geçiyor. Diyorsunuz ki bu kadar kuvvetli bir şey miymiş bu şeker? Bir yiyorsunuz, iki yiyorsunuz, heves ediyorsunuz. Aa, ketojenik tatlıları keşfettim falan filan. Sonra çoğunluğun tepkisi şu. Ya iyi güzel ama ben iki ay şeker yemeden taş gibi dayandım. Ve çok da iyiydim, çok da mutluydum. Benim buna ihtiyacım yok diyorsunuz. Ve yavaş yavaş onları da çıkarıyorsunuz aslında beslenmenizden. Şöyle bir şey, biz ilk San Sebastian cheesecake'imizi yaptığımızda tekerleği keşfettik gibi hissettik kendimizi. Bir hafta yaptık bir taneyi, bütün yememiz bir hafta sürdü. Bir daha yaptık, bir daha yaptık. Toplamda sanıyorum 4 kere yaptık. Bir senedir evde cheesecake falan filan pişmiyor. Yok öyle bir şey yani. Eritrolü de mi bir şey yapmıyorsun? Yapıyoruz. Yapıyoruz. Çok ender olarak ne bileyim ben kremayı çırpıyoruz. İçine bir kaşık eritritol atıp onu çırptığımız zaman hani krem şanti tadı oluyor. Üzerine birazcık yaban mersini, 2-3 tane çilek. Tatlı niyetine canımız tatlı çektiğinde yiyoruz. Amerika'da ürün fazlalığı tabii elbette marketler şu anda ketojenik ürün taşıyor. Eritritollü çikolata olsun, stevialı çikolata olsun evde her zaman var. Ama bizim çikolata yeme bağımlılığımız yok artık yani. Tüketmiyoruz. Arada bir keyfe keder ya ağzım tatlansın diye bir diş yiyoruz bunu. Bütün ben bağımlılıktan şey kurtulduk. Sıfır kuverler var ya bu eriyenler. Evet evet evet. Sıfır sırf %100 kakao ile yaptım. İçine bir kaşık eritrol koyup Antep fıstığı, çiğ Antep fıstığıyla dondurdum. Dondurdum. Ama ben de yiyemedim yani. Hani bir de öyle bir şey ki bu kıyamıyorsun ya, bebeğin gibi oluyor. O yani bu bir seçim. Bu bir seçim. Çok güzel. Seçim doğru. Yani zaten şimdi bana soruyorlar işte Çelik Hanım ketojenik misiniz? Yok diyorum ben hala fotojeniyim ama ketojenik düşünüyorum. Yaşamayı tercih ediyorum diyorum. Şimdi birkaç sorum olacak ama mesela ketojenik ile başlamak isteyenlere, şu an bizi izleyenlere çünkü başlangıç çok önemli. Burada nelerle karşılaşacaklarını ve buradan nasıl geçeceklerini, aile, çevre, dolap, alışkanlık, çok uzun bir soru soracağım ve o yüzden susacağım. Şimdi bunun karşılığı olarak neler gelecek? Devam et. Neler gelecek? Yok yok. Neler gelecek yani biliyorsun çünkü Facebook'ta da çok büyük bir aileniz var. Evet. Çok sorular da soruluyor. Yani mesela sağlığını kaybedeceksin, şöyle olacak, neler gelecek? Öleceksin, kötürüm olacaksın, kör olursun, kalp damarların tıkanacak, kolesterolün tavan yaptı. Yani her türlü kötü senaryo var. Tamamen ezber eski bilgilere dayanan. Her gün et yenir mi gut olacaksın. Bu kadar protein yenir mi damarların tıkanacak. Yağ damarları tıkar vesaire. Yani bunun gibi limitsiz, kirli, eski ve artık kesinlikle geçerli olmayan bilgiler var. Şöyle bir şey, bir ömür boyu, ister 20 yaşında olun, ister 40, ister 60, bir ömür boyu vücudun alışık olduğu yakıtı değiştirmeye kalktığınızda elbette vücut bir tökezleme yaşayabilir. Bu herkeste olmuyor, bende hiçbir şekilde olmadı ama çok olan insan var. Ne olabiliyor? Birdenbire vücutta mineral kaybı gerçekleştiği için bacak krampı olan insan olabiliyor. Bunun da sebebi şu, vücut aslında bu geçiş esnasında karaciğerinizdeki glikojen depoları boşalırken kendi her bir gram glikojenle 4 gram birlikte su götürüyor. Yani kısacası vücuttan bir su kaybı var idrar yoluyla. Su kaybıyla, idrarla giden her damlada mineraller de gidiyor. Yani şöyle bir gerçeğe de değinmek lazım. Ben günde 5 litre su içeyim. İçme güzel kardeşim 5 litre su. 5 litre su demek 30 kere tuvalete gitmen demek, 30 kere idrara çıkman demek. Her idrara çıktığımızda vücudumuzdan çok önemli 3 mineral gidiyor. Potasyum, magnezyum, tuz. Bunları yerine koymazsanız elbette bir magnezyum eksikliği atıyorum bir bacak krampına yol açabiliyor. Bunun çaresi var. Eczaneye gidip magnezyum hap alıyorsunuz. Bu geçiş süresince sizi destekliyor diyelim. Başka bir tavsiye ettiğimiz eğer çok idrara çıkıyorsanız başta gün içinde dilinize bir çimdik tuz koyun.
Suyunuzu öğle için, maden suyu için, içinde mineraller var vesaire vesaire. Saç dökülmesi, bakın bunların hepsi geçiş dönemi marazları. Hiçbiri kesinlikle kalıcı değil. Hiçbiri. Başka yan etki, keto flu dediğimiz bir halsizlik, bitkinlik olabiliyor. 3-4 gün sürüyor. Evet, nezle gibi. Kendinizi biraz güçsüz, halsiz hissediyorsunuz. Bunun da sebebi, vücudunuzdan elektrolitler gidiyor, mineraller gidiyor. Onları yerine koyun, sabırlı olun, bekleyin. Magnezyum için avokado yiyin, efendime söyleyeyim, ceviz yiyin, su için, maden suyu için tuz koyun dilinize vesaire vesaire. Saç dökülmesi oluyor diyelim. Tekrar söylüyorum, çok az insanda olan yan etkiler bunlar. Onu da eczaneye gidip çok basit bir biyotin hapı almaya başlayarak durdurabiliyorsunuz. Ama şöyle bir şey var. Benim okuduğum gibi çok araştırarak işin içine girerseniz, bazı insanlarda çok okumak, çok araştırmak negatif bir sonuç doğuruyor. O da şu, bütün yan etkilerini de bildiğinizden dolayı, okuduğunuzdan dolayı hepsinin olacağı endişesini taşıyarak yola çıkıyorsunuz. Hatta kendinizi ona inandırıyorsunuz. Ben başlayacağım, saçım dökülecek, bacaklarıma kramp girecek, kaşıntı döküntüm olacak veya işte şu bu olacak. Bunların hiçbiri size olmayabilir. Onun için kendinizi kodlamama adına aslında sabah kalkıp kör topu aldık. Hadi bismillah deyip başlanabilir bu olaya ve kervan yolda düzülür dediğimiz zaman içinde de her şey yerine oturtabilirsiniz. Şöyle bir şey. İnsan beyni o kadar kuvvetli ki, bu arada Sinan Canan Hoca'nın hayranıyım ve röportajınızı dinlemiştim. Tapıyorum kendisine. İnsan beyni o kadar kuvvetli bir organ ki, eğer siz böyle bir beslenme değişikliğine geçmeden önce saçlarım dökülecek, saçlarım dökülecek, saçlarım dökülecek derseniz saçlarınız dökülecektir. Dökülür. Kaldı ki insan evladı zaten günde 150 tel arası evet saç döküyor, ama siz keto'ya başladınız ve diyorsunuz ki saçım dökülecek, saçım dökülecek. Normal şu hareketi yapıyorsunuz, elinize bakıyorsunuz, orada 20-30 tel var. Aha bak, keto'dan döküldü. Ondan dökülmedi. O zaten her gün dökülüyor. Dökülmek zorunda. Böyle yenileniyoruz. Bir de kısacası, tabii burada ketonun uygulaması da çok kıymetli. Sen keto uyguluyorum zannedip uygulamıyor da olabilirsin. Yani bütün bunların içinde. Çok çok doğru. Yani hani burada böyle aklınca ben yani bir süre gerçekten durumu çıktı. Yani aslında şöyle, bir doktor size bir ilaç verdiğinde tedavi sürecinde nasıl kendinizi ciddiye almanız gerekiyor? Bu konuyu da ciddiye almak gerekiyor ama ben de dahil olmak üzere başında zor geliyor. O tartmalar, onlar, bunlar filan. Ben başka bir metot denedim. Tartmadım. Şimdi tartmayı istiyorum. Şimdi istiyorum. Hangi bölümde hatırlamıyorum. Lütfen eğer bizi takip ederseniz elbette YouTube'da hayır, bir bölümümüz var bunun için. Bu hiçbir doktor tavsiyesi, hiçbir şey değil. Biz kendi kendimize dedik ki buna kafa göz dalmak madem bu kadar zor, şöyle bir şey yapalım. Yavaş geçiş diye bir şey tasarlayalım kafamıza. Hiçbir bilimsel dayanağı yok. Bir hafta 7 gün karbonhidratları çıkarın. Tahıl, bakliyat, meyve, paketli ürünler ve süt. Bir hafta bunları çıkarın. İstediğiniz kadar yemek yiyin. Kalan ne kadar gıda varsa karıştırın, karıştırın, yiyin. İkinci hafta kahvaltıyı atlayalım. Yine protein yağı yiyin, bol bol, bol bol yeşillik yiyin. Üçüncü hafta makroları hesaplayalım. Yani yavaş geçiş, vücuda alıştırmak kadar beyni alıştırmak da önemli. Bazı insanlar sert geçişlerden korkuyor. Benim karakterimde... Aralıklı oruçla da, pardon. Onu söylemek istiyorum. Zaten ikinci haftada onu ikinci haftada onu sisteme sokmayı tavsiye ediyoruz. Şöyle bir şey var, ketonun da dışına çıkalım. Ağzımıza her bir lokma attığımızda 3 ceviz olabilir, 5 badem olabilir, bir dilim ne olursa olsun olabilir. Kan şekerimiz yükseliyor. Bu çok çok önemli bir bilgi. Ağzımıza ne atarsak kan şekerimiz yükseliyor. Bu yükselen kan şekerini karşılamak için vücut insülin salgılıyor. Ve bunu sürekli gün içinde non-stop kan şekerini yükselt indir, yükselt indir, insülin salgıla dur, salgıla dur, salgıla dur yaptığınızda insülin direnci oluşabiliyor. Ve bunun da bir adım ötesi zaten tip 2 diyabet. Evet. Şimdi aralıklı orucun faydası şu. Günün belirli saatlerinde, diyelim akşamdan başladınız. Akşam son lokmanızı yediniz. Bazısı 8'de yer, bazısı 10'da yer, bazısı 12'de yer. O noktadan itibaren yatağa yattığınızda aslında vücudunuzda oruç denen işlem başlamış oluyor. Sabah uyandınız saat 8. Diyelim son lokmanızı 8'de yediniz. Sabah uyandınız saat 8.
12 saattir siz oruçlusunuz. Siz onu öyle düşünmüyorsunuz ama vücudunuz oruçta. Siz ona bir 4 saat daha bir izin verirseniz, onu 16 saate çıkarırsanız vücudunuza muhteşem bir iyilik yapmış oluyorsunuz. Kan şekerinizi dalgalandırmadınız, insülin salgılamadınız, yağ yakımı durmadı. Vücut bir noktada nefes alıp, oh be diyor, bir dinleneceğim, bir tamirat yapacak, vaktim olacak. Bir hücrelerimi yenileyeceğim, büyüme hormonu salgılayacağım. Vücudunuzu, organlarınızı rahat bırakın. Belirli saatler dahilinde rahat bırakın. Hep şunu söylüyorum, ne kadar oruç yapmamız lazım, ne kadar aç kalmamız lazım. Birincisi açlık kelimesine biraz karşıyım çünkü çok negatif bir düşünce şekli o, hani kıtlığı hatırlatıyor. Ne, aç mı kalacağız? Açlık iyi değil. O zaman kararlı oruç diyelim adına. Kararlı oruca girdiğiniz zaman ne zamana kadar tutun? Midemize bir sinyal verilmiş. Nasıl esnediğiniz zaman uykum geldi diyorsunuz. O bizim uyku sinyalimiz. Midenizde kuruldadığı zaman yemek yiyin. Bizim bütün yemek alışkanlıklarımız otomatik kodlarda. Sabah kalkınca kahvaltı yapılır. Öğle tatilinde arkadaşlar efendim ofisten çıkıp aşağıdaki dönerciye, büfeye bilmem neye gidiyor. Öğle saatinde onlarla yemek yenir. Şu yapılır, bu yapılır. Hiç kimse oturup bir dakika sorgulamıyor. Ben aç mıyım şu anda? Aç olmadan yediğiniz her lokma zararhanesine iniyor. Sorgulayanlar zaten beğendiğiniz insanlar. Yani bunu sorgulayan insanlar hayat içinde hep diyorsunuz ya ne kadar... Elbette, elbette. Bunu güdüsel olarak sorgulayan insanlar. Fakat dönem öyle bir şey oldu ki Megi. Dediğin gibi hepimiz sosyal yiyeceğiz, psikolojik yiyeceğiz. Yani bedensel yiyici değiliz. Dolayısıyla sen bu farkındalığı koyduğun zaman seni gruba tekrar geri çekebilmek için seni hayırla. Yani seni kulüp dışı gibi bırakıyorlar. Fakat bunu sakin sakin anlattın. Hani bizim ye 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 vardır ya. Yani bir insana ye demek, bir insanın sınırlarını zorlamak, onu sevmek değildir. Tam tersi bence ona saygısızlıktır. Yani, büyük saygısızlık. Büyük saygısızlık. Dolayısıyla bir kere sunarsın, hayır dediğinde ben birçok alanda da bu arada ketojenik beslenirken hiçbir şeyden mahrum kalmadı bu da. Ben uzun zamandır bir karbonhidrat beslendim bu yılbaşına kadar. Hı hı. Orucu zaten 4 yıldır yapıyorum, uzun zamandır yapıyorum aralıklı orucu. Çünkü yaşama kattığım en büyük hediye, eskiden pufidiktim. Aynı kilo olup pufidiktim, inflamasyon vardı vücudumda. Onu da şey diye anlatıyorum. Hani diyorum yanık olunca su topluyor ya vücut diyorum. Sizin yediğiniz bu kötü besinlerden vücut su toplayıp sizi iyileştirmeye çalışıyor diyorum. Serum veriyor diyorum falan. Ha öyle mi açeli falan diyorlar ama. Yani şöyle tabii ki sen çok güzel araştırıyorsun. Mesela çok teşekkür ediyorum. Eşime sordum ya bu dedim yağlı kahve diye Türkçesini söylemek istiyorum. İzinle sen İngilizcesini söyle. Kurşun geçirmez kahve diye geçiyor şey dedi. Ketojenik lügatımızda kurşun geçirmez kahve. Bu işte orucu bozar mı, ifi bozar mı? Birçok doktor bozar. En son videomda ah dedim geldi cevap. Çok istedim geçen gün. Doktor Mindy bu arada çok çok beğeniyor. Eşim de çok beğeniyor. Evet. Bayılarak izliyoruz. Oradaki insülin meselesini hani sana bugün görüp aşık oldum yarın 14 Şubat hadi evlenelim diyen insülin var ya o çikolata yediğinde şekerle yediğinde sonra 9. kattan atıp bir daha peşinde koştuğun o adam ya da kadın var ya ben öyle görüyorum o meseleyi insülinin fırlamasını gerçek aşk sevgi değil o ya yani böyle başka tabii, bir hal. Tabii geçici bir şey şuur kaybı. Yani şuur kaybı. Hep korkuyordum. Bugünden itibaren, bugün izledim o videoyu, bugün de o bilgi geldi. Ben artık kurşun geçemez kahvemi içeceğim, orucu bozduğunu düşünmüyorum. Bu zamana kadar herkes bozacağını iddia etti, birçok doktor. Ama başlayacağım, yarın sana mutlaka sonucunu bildireceğim. Tamam, şöyle anlatayım. Birçok dinleyene şu anda bu Çince geliyordur. Kurşun geçirmez kahve, insülin şu bu falan filan. Şimdi sabahları kalktığımızda yağlı kahve içerek başlıyoruz. Çünkü o kahvenin içindeki yağ bizi saat 4, 5, 6, 7 bazen akşam 8'e kadar tok tutuyor. İnanması çok güç. Gerçekten yapana kadar bunu anlamanız da çok güç. Biz saçmalıyoruz size göre şu anda ama o tokluk ve kesinlikle enerjiniz düşmüyor. O tokluk bizim o aralıklı oruca akşam saatine kadar günde 20 saat, 22 saat oruç yapmamızı sağlıyor. O yağ miktarı sabah eklediğimiz
Şimdi KGK, kurşun geçirmez kahve orucu bozar mı bozmaz mı, onu çok kısa özetleyeceğim. Ramazan kafasıyla düşünürseniz elbette sabah bir kahve içtiğiniz anda bir yudum su da içseniz oruç bozuluyor. Kahve de içseniz oruç bozuluyor. Yağlı kahve içseniz de oruç bozuluyor. O oruç ama değil de o. Evet, ketojenik anlamda oruç düşünürsek, ketojenik anlamda ne oruç ne demek? Kan şekerinizi yükseltecek bir şey yememeniz lazım. Bir zeytin yerseniz kan şekeriniz yükselebiliyor. İçinde karbonhidrat veya protein olduğundan. Bir dilim peynir yerseniz, iki ceviz atayım sabah ağzıma dediğinizde kan şekeriniz yükselebilir. Fakat temiz yağlar, tereyağı, sade yağ, Hindistan cevizi yağı, bunlar kan şekerini yükseltmiyor. Elbet yükselttiği insanlar olabilir. Bunu kontrol etmenin bir yolu var. Kan glukozu, bu diyabetlilerin kullandığı parmaktan damla kanla, bu aletlerden bir tane edinebilirsiniz. Kahveyi içmeden önce kan şekerinize bakın. İçtikten tam 2 saat sonra tekrar bir kan şekerinize bakın. Yarım saat ya, 1 saat de olabilir yani. Kan şekerinize bakın. Eğer bir yükselme yoksa demek ki yağ sizin insülin salgınımıza, yani kan şekerinizin yükselmesine sebebiyet veriyor. Miktar var mı? Oruçu bozmuyor. Miktar var mı burada? Yani yağ, koyulan yağın miktarı? Hayır hayır. Günlük herkesin bir yağ alması gereken bir yağ miktarı var ya. Ama yağ maddemiz diyelim. Bazısının 90 gram günde, bazısının 110 gram, 120 gram. Neyse, bunları videolarda çok detaylı anlattık. Hiçbirini falan şu anda şeyine giremem. Şimdi anlatmasına gerek yok, biz değil. Evet. Şey koyabilirsiniz yani. 2 kaşık rahatlıkla, 2 tatlı kaşığı tereyağı veya Hindistan cevizi yağı koyabilirsiniz. Burada en önemli şey ne olur? Gerçekten çok affedersiniz, tiksindirici bir durum oluyor. Eğer şu mugun içine, koca kahvenizin içine 2 kaşık tereyağı koyup kaşıkla karıştırırsanız yaklaşık 2 dakika sonra o tereyağı kahvenin yüzeyine yükselecek ve içtiğiniz her yudumda bütün ağzınız burnunuz tereyağı alacak. Bunu blenderda çekmek çok 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 önemli. Blender'a attığınız anda, bu kişisel blenderlar var, basmalı bu elle çalışan köpürtücü aletler var. Onunla yaptığınız zaman kahvenizin de şu kadar güzel, harika krema gibi bir köpük oluşuyor. Keyifle onu içebilirsiniz. Yağ hiçbir şekilde ayrışmıyor daha sonrasında. Bu da kusun yani, geçirmez kahvenin hikayesi. Ve şey, ben genelde yayın öncesi, yani normalde sabah kahvemi içip spor yapıyorum. İşte 12 gibi normal protein, yani yumurtamı ve bol yeşilimi yiyip yayına giriyorum. Yayın arası içiyordum o kahveyi. Ben iğrenmiyorum da, seviyorum da, yani o tadı da seviyorum. Anladım. Yayında hatta yanıma koyuyorlar falan. Dikkatli içtiğince hiçbir şey olmuyordu ve o beni bütün yayın boyunca, yani ben işte 12'de giriyorum, stok çekiyorum 5'e 6'ya kadar, hem çok dinamik, çok aydınlık, böyle iyi dinleyebilen, başka katkıları da var yani, sırf enerji de değil, konsantrasyonunuzu sağlıyorsun durumla ilgili. Orada değerlendirdim ama yarın sabah kahveme de koyacağım. Tamam. Bakın, ketojenik paylaşacağım. Diyetin ve o yağın faydalarından biri brain fog denilen beyin sisi. Yani bir hayat boyu neden olduğunu farkında olmadığınız ve sizinle birlikte yürüyen bir sis bulutu var. Netliğiniz yok hayata karşı. Biri size bir şey söylüyor, sizin kafanızda başka şeyler var. Gözünüzün önünde sanki bir perde var. Bu yağ tüketimiyle birlikte, bu ketojenik diyetle birlikte tamamen camlar temizleniyor. Her taraf açılıyor. Etrafı 4 boyutlu görmeye başlıyorsunuz neredeyse. Her şey inanılmaz bir netlik kazanıyor. Bununla birlikte depresif ruh halleri muazzam büyük bir iyileşme gösteriyor. Dediğimiz gibi hayatta aslında enerjinin hayatımızda o kadar büyük bir yeri var ki, düşünün, bitmeyen bir enerjiniz var. Çok güzel bir pozitif etkisi. Sabah yataktan sürünerek kalkmak diye bir şey yok. Saat 7'de 8'de zıpkın gibi ayaklarınızı yere basarak dimdik ayağa kalkıyorsunuz. Bu istisnasız herkeste olan bir yan etki. Ne oluyor anlamıyorum. Gözümü açtığım anda yataktan fırlıyorum. Evet. Akşam 6'da, 7'de, 8'de eve geliyorsunuz. Enerjiniz hala sabahki gibi. Hiçbir düşüş yok. Ve açlığa rağmen yok. Şimdi bir yanlış bir inanış var. Daha doğrusu program otomatikte olan bir şey. Küçüklükten de yüklenen bir şey. Oğlum kahvaltı etmezsen kafan çalışmaz. Oğlum ağzına bir şey koymadan gidersen sınavdan kötü not alırsın. Bir tek şunu düşünün. Öğle tatiline çıktığınız zaman arkadaşlarınızla yemeğe, bir dilim pizzanızı aldınız, onu yediniz, bunu yediniz, ofise geri döndünüz. Hepiniz o içeride çalışan sistemden dolayı birdenbire sindirim başlıyor. Kan şekeri yükseliyor, insülin yükseliyor vesaire vesaire. Hepiniz klavyelerinizin üzerine yatıp bir ölmek istiyorsunuz. 2 saat beni ellemesinler. Yorgunum, uykum var. Ketojenik beslenmede böyle bir şey yok. Çünkü yorulmuyorsunuz.
sindirim denen şey bütün vücut enerjisini neredeyse kullanıyor. Yani ağzınıza lokma girdiği anda içeride inanılmaz komplike bir makine deli gibi çalışmaya başlıyor. Şuradan itibaren mide, bağırsak, karaciğer, pankreas o kadar şey devreye giriyor ki beyninize gitmesi gereken enerjiyi de çalıyor o sindirim. Dolayısıyla böyle yemekten sonra hafif bir hebele oluyorsunuz, şöyle bir boşlaşıyorsunuz, boş bakıyorsunuz, gözlerinizi kapatmak istiyorsunuz. Bunların hepsi sindirimin yan etkileri. Oruçlu olduğunuzu düşünün, zıpkın gibisiniz. Hele hele sabah biraz yağ yemişseniz, yağ almışsınız kahvenize veya başka türlü. Bunların hepsi sizi es geçiyor. Bu arada lütfen şeyi de anlatır mısın? Şimdi burada tabii ki şöyle bir yanılgı da oluyor. Biz böyle yıllarca maalesef beslenme meselesini daha kozmetik algıladık ya. Hani güzellik, zayıflık. Hani gerçekten kozmetik algımız oldu. Beğenilmeyi fiziksel boyuta taşıyan bir dünya bakış açısından hep böyle zayıflama. Dolayısıyla da bu tarz beslenme doyuyorum diyorsun ya, hani kahve içip doyuyorum. Besin mi almayayım o zaman? Hani hızlı kalori vereyim, hızlı kilo vereyim kafasına girebilir insanlar. Lütfen tabii. Burayı biraz anlatmak gerekiyor. Yani evet, açlık hissetmeyebilirsin ama bu demek değildir ki yememek mi diye sormak istiyorum. Kesinlikle. Şöyle bir şey var. 100 kiloluk bir insanın ketojenik diyete başladığında günde 130 gram yağ tüketmesi lazım. Bu yağın kendi ağırlığından bahsetmiyoruz. Bir kaşık tereyağında 14 gram yağ var. Bir kaşık zeytinyağında şu kadar yağ var. 130 gram yağ alması lazım. Vücudu yağ adapte olduktan sonra bir ömür boyu mahrum olduğu yağları ona öğreteceğiz, terbiye edeceğiz. Vücut otomatik olarak karbonhidrat gelmediği için efektif olarak yağ yakmaya başlayacak vesaire vesaire. 2-3 ay sonra yağ adapte olduktan sonra biz bu yağ miktarlarının, biz derken lütfen ketojenik camia, bilim adamları, bu yağ miktarının tabii ki düşürülmesini tavsiye ediyor. Yavaş yavaş ki stoptaki yağları yakalım. Kalça, basen, kol, bacak neyse oradaki yağları yakalım. Şimdi bu mantığı alan herkes diyor ki o zaman ben en baştan yağ da yemeyeyim. Hiç almayayım yağı. O zaman daha hızlı zayıflarım, daha çabuk zayıflarım. Bu çok çok büyük bir yanlış. Zaten vücudumuzun en ana enerji kaynağı olan karbonhidratı kesiyorsunuz. Vücudun yağı öğrenmesi lazım. Onu da keserseniz direkt sonuç yerlerde sürünürsünüz. Vücuda önce yağı öğreteceksiniz. Bak güzel kardeşim, sen bir hayat boyu şu pirzolanın kenarındaki yağı ayırdın, şu antikotun kenarındaki bir avokado yemedin, ceviz yağlıdır diye yemedin, salatana damlalıkla zeytinyağı koydun. Önce şunları bir boca et, ye, beynin alışsın, sistem alışsın. Ondan sonra peyderpey bunu azaltabilirsin. Baştan yememek diye bir şey söz konusu değil. Bakın yememek şudur. Bizim üniversite yıllarına geri döneceğim. İzninizle Boğaziçi Sosyete Kantini'nin ortasında bir şey vardı. Tek gıda beslenirdik biz. Sigara, kahve. Bütün o dönemin hatunları dal gibiydi. Şimdi düşünebiliyor musunuz öyle bir beslenme şeklini? Bu yaştaki aklımızla veya bugünün bize sunduğu enformasyon ışığında. Böyle bir beslenme şekli yok. Keza işte bir bezelye yiyip doyanlar, bir küp peynir yiyip doyanlar falan filan. Vücudunuzu beslemezseniz çok kolay zayıflarsınız. Ama o zayıflamak değil, o erimek. Sağlıksız şekilde erimekle sağlıklı şekilde zayıflamanın arasında çok büyük bir fark var. Ben bu aslında estetik kaygılara geri dönerek bir şey söylemek istiyorum. Bir yandan da elbet kilo vermek için bu işi yapanların korkunç bir tartı takıntısı var. Ben 100 kiloyum, 75 olmak istiyorum. Her gün tartıya çıkıyor insanlar. Her gün 50 gram vermişim, 100 gram almışım. Neden vermiyorum, neden yapamıyorum? Ben bir şeyi yanlış mı yapıyorum? Endişesi non-stop yaşanan bir şey. Ketojenik beslenmede yağ yakıyor vücut. Yağ hafif bir şey. Tartı fazla göstermiyor. Ama şöyle bir mucizesi var. Aynaya baktığınız zaman sürekli daralan bir beden görüyorsunuz. Sürekli incelen, sokakta size dönüp sana ne oldu diyorlar. Yani siz bunu göremezseniz bile her gün baktığınız için aynaya, siz anlamıyorsunuz. Tartı üzerinde bir gram oynamadan bir beden küçülebilirsiniz ketojenik beslenmeyle. Onun için hani sürekli kanalda da bölümlerimizde tartı takıntısına da çok çok değiniyoruz. Şöyle bir örnek veriyorum hatta. Tartıyla çok bozan arkadaşlarıma, gerek birebir çalıştığımız, gerek videolarda söylediğimiz kişilere İki tane seçenek verilecek önüne. Sen şu anda 90 kiloluk bir hatunsun. İki seçeneğin var. Yarın sabah kalktığında tartıda 60 göreceksin.
İki bedende ufalmış olacaksın. Bunu mu alırsın? Yoksa yarın sabah kalktığında tartı 90 gösterecek, sen 4 beden ufalmış olacaksın. Hangi sayı senin için daha önemli? Elbette ki daha ince görünmek isterim yani. 4 beden. O zaman o tartı çok suni bir rakam. Tartıya takılmayın. Takılmayın. Tartı ketojenik beslenmede inanılmaz ağır düşen bir rakam. Grafiği gösteriyor. Ve çok insan için caydırıcı bir etken oluyor. Aa tamam, ben kilo veremiyorum diyor adam. 3 gün sonra ya bugün dayanamadım, bir dilim pasta yedim, işte bilmem ne yedim, şu yedim, bu yedim. Motivasyonunuzu düşürmek için tartılmamamız lazım. Elbette başlangıç kilonuzu bilin ama sürekli bunu obsesif bir halde tekrar etmeyin. Çünkü yağ vücudunuzdan giden yağ hafif bir madde. Matematiği yani yağ hafif olduğu için şimdi düşünüyorum da birlikte düşünüyoruz. Beden inceliyor, yani vücut yağını yakmayı öğrendiği için yağ yakılıyor. Dolayısıyla özellikle karın bölgesinde başlıyor incelme. Kesinlikle. İnsülin direnci ile ilgili tartı olmuyor ama ben her şeyden önce şu biraz önce dediğim şeyden yola çıkıyorum. Dört beden meselesi değil, iyi olma hali, iyi hissetme hali. Yani sana bir katalizörsüz bir hayat. Kendinin bulduğu bir hayatı vermek, iyi olma hali. Hani pozitifsiniz falan diyorlar ya, aslında bu iyi olma hali beslenmeyle direkt alakalı. Yani bunu ayırt edemezsiniz diye düşünüyorum bizi dinleyenler. Yani ben işte kötü besleneyim ama iyi hissedim. Böyle bir dünya yok. Bunu yok. Kafanızdan çıkarın. Yok. Lütfen. Şöyle bir şey, iyi hissedeceksiniz. İyi hissedemezsiniz. İyi hissedeceksiniz ve iyi yiyeceksiniz. Bakın ben size tipik bir günün içinde yediğimizi söyleyeyim. Yani bu yenir mi yenmez mi siz karar verin. Evet, sabah yağlı kahveyle başlıyoruz. Bizi tok tuttuğu için bütün gün yemek yemiyoruz. Saat 4'te, 5'te, 6'da her neyse ne yiyeceksek. Tavuğu alıyorum, küp küp kesiyorum. 3 dakikada tavada çevirdiğim zaman o minik minik küpler olduğu takdirde çok çabuk pişiyor. Ondan sonra ateşi kısıp bir fincan üzerine krema döküyorum. Bir avuç rende peynir alıyorum, koyuyorum, karıştırıyorum. O kremada fokurduyan, hani çatalı batırdığınızda uzayan peynirli falan filan kocaman bir tabak. Şöyle bir kremalı tavuk yiyorum. Bunu mantarlı düşünün, ıspanaklı düşünün, Brüksel lahanalı düşünün. Nasıl düşünürseniz düşünün. Yanına bir sebze yiyorum. Yanına da özellikle Dr. Berg'ün tavsiyelerinden biridir. Dr. Berg'ün tavsiyelerinden biri. Doktor dediğim için ona da takılanlar oldu. Şöyle büyük bir çanak, yaklaşık 7-8 bardak dolusu yeşil salata yiyebiliyorum. Yani o yemek bittiğinde ben şurama kadar doluyum. Şimdi ben bu yemeği 5'te yediysem zaten bir öğün daha yiyecek vaktim yok. Akşam da televizyonun karşısında Netflix'in önünde ceviz, küp küp avokado, zeytin, peynir tabağı vesaire vesaire istediğimi atıştırabiliyorum. Ay çekirdeği, kabak çekirdeği. Efendim? Peynirini çok soruyorlar. Yani benim de sorularımda o vardı. Şimdi peynir de peynir ama hani hangi peynir? Şöyle bir şey. Peynir sütün ürünü. Evet. Doğrudur. Ama yolunda. Aynı formda değil. Peynir bakterilerle, yani o formunu değiştirirken içindeki birçok şeyi kaybediyor ve peynir ketojenik beslenmede özetle var. Ne kadar sertse peynir yapı olarak, karbonhidratı eskiyse ve sertse, evet. Yani bir krem peynir tabii ki atıyorum, bir labne şu bu falan filan, neticede daha fabrika ürünü, daha işlem görmüş vesaire vesaire. Onun da, o da yenebiliyor ama sert eski kaşar veya işte parmesan vesaire, bu peynirlerin hepsini tüketebiliyoruz. Bunlar en büyük hayvansal yağ kaynaklarımızdan aynı zamanda. Can Hoca'nın, Can Çiftçi'nin ilk 1-2 ay boyunca peynir... Biliyorum, gördüm. Bir kitap çıkarıyoruz. Gel sen de bize katıl. Birlikte seninle de çıkaralım. Çok arzu ederim. Kendisiyle de tanışmayı istiyorum. Kitabını çıktığı gün Amerika'dan ısmarlayan ilk insanlardan biriyim. Hemen okudum. Biz sonra da seninle yapalım. Çok isterim. Çok çok memnun olurum. Can Hoca'yla da tanışabilmek çok isterim. Aynı şekilde Özcan Yücel Hoca elbette konunun yani Türkiye'de duayenlerinden, kalp damar. Can Türkiye'de ilk bu kanalı açan aslında birkaç hocadan biridir. Doğrudur. Daha 91'de çok genç. Çok genç bir doktorumuz. Ama gerçekten umut veriyor bana Türkiye'de. Çünkü müthiş bir doktor. Videonda anlattığım gibi o kadar megi böyle benim hissettiklerimi formüle edip ve dosyalıyorsun ki teşekkür borçluyum sana ve Emre'ye.
Yani evet, aynı eğitimden çıkıyoruz. Ben de konservatuvar mezunuyum. Aynı oyunculuk eğitiminden alıyoruz ama yine Sinan Canan'ın dediği gibi hikmet, hakim, hekim olmak meselesi var ya, hani aynı eğitim alıp duruma hakim olmak, banttan çıkıp bir sağ banta bakabilmek. Can çok genç yaşta banttan çıkıp sağ bantlara Harika bakabilen bir doktor, harika bir insan. İlk harika bir baştan beri insan. takip ettiklerinden zaten Türkiye'de de tek bilimsel yayınları yapan, yani sosyal medyada konuşan, bunu dile getiren Ayşegül Çorulu Hoca'nın da katkıları var. O da Evet. aslında yağ O da ağırlıklı beslenmeyi önererek, o da bir şekilde ketojenik beslenmeyi tanıttı. Sirkadiyen metodu üzerine ekledi. evet. Güneşin doğum batımı ve vücut saatimizi vesaire vesaire. Özcan Yücel Hoca'nın O uzun da. zaman ücretsiz olarak PDF formunda "Ketojenik diyet son şansınız olabilir" diye bir yayını vardı. Hemen hemen tanıdığım herkes onu bedavayken okudu. Şimdi gelirini tamamen bir derneğe bağışlamak üzere onu baskı haline getirdi. Kitap olarak satılıyor. "Ketojenik diyet son şansınız olabilir" ne demek yani? Ne kadar iddialı, güzel bir laf. Ve hakikaten son şansınız. Şunu demek istiyorum. Biraz önce sen göbek çevresi... Konunun o kadar fazla komponenti var ki, bende de o kadar bu konuda bitmez tükenmez bir enerji ve heyecan var ki, şunu söylemek istiyorum. Vücudunuzda tek kale almanız gereken ölçü var. Bir tane ölçü. O da beliniz. Çünkü bel kalınlığı, bakın göbek demiyorum, öne doğru çıkıntıdan bahsetmiyorum. Bel kalınlığı içerideki organ yağlanmasının en büyük göstergesi. Ketojenik beslenmeyle benim başıma gelen komik bir şeyi anlatacağım. 48 yaşında başladım. Hayatım boyunca kalın bir insandım. Yani boy var, iri yarayım vesaire vesaire. Ketojenik diyete başladık. Fazla bilgim de yok. Daha hala topluyorum, yolda düzüyorum kervanı. Bir ay, 2 ay sonra hatırlamıyorum. Sabah kalktım, dişlerimi fırçaladım aynanın karşısında. Birdenbire dehşete düştüm. Vücudumda deformasyon başladı. Yani dehşetle kendime bakıyorum ne oldu diye. Elimi yanlara koydum. Şöyle bir kıvrım var orada. 5 dakikamı aldı acele idrak etmek. Benim belim varmış dedim. Ya 5 dakika aynaya muhteşem. baktım. Hayatımda görmedim ben bunu. Hatırladığım kadarıyla görmedim. Yani ilkokul, ortaokuldaki vücut şeklimi hatırlamıyorum ama o noktadan itibaren karaciğer yağlanmam sıfır. Söylemeye gerek yok. Sıfır değeri. Çok insanla röportaj yaptık bu arada. Kanalda değişik bölümlerde görülebilir. Karaciğer yağlanmasından, yani şu bel kalınlığı zamanla incelirken içeride organlarınızı çevreleyen yağların eriyip vücudunuzdan aktığını hayal edin. İlk iyileşecek olan şey karaciğeriniz. Şekeri kestiğinizde. Ve her ne kadar beyniniz bu konuyu reddetse de meyve en büyük şeker kaynağı. Şeker de Kesinlikle. kanserin tek besini. Kanser hücreleri şekerle besleniyor. Yani şeker verdiğiniz anda o Pete'in içer... şekerle avlıyorlar ya, Pet'te şekerli Evet. suyla. Evet. Görünüyor ya. Peki yoğurdu çok soruyorlar ya. Tamam, yoğurdu soracağım. Yoğurt. Yoğurt bizim kutsalımız, biliyorsun hani. Yoğurt ve ekmek. Başta ekmekle çok uğraştık bir sene kadar. Sonra baktım ki bizim problemimiz yoğurtmuş. Şöyle bir şey var. Amerika'da raflarda biz markete gittiğimizde 880 tane yoğurt var. Belki daha fazladır. Her bir yoğurdun arkasını çevirdiğimizde korkunç bir şeker ve karbonhidrat miktarı görüyoruz. Bu nedenle o yoğurtların hiçbirini tüketmemiz söz konusu dahi değil. Günlük 20 gram zaten karbonhidrat miktarım var. Niye 15 gramını şu kadarcık beni doyurmayacak gerçek anlamda yoğurda vereyim? Konu probiyotiklerse, konu bağırsak sağlığıysa vesaire vesaire ise turşu yiyin. Mükemmel Acı gıda. biber Turşu yiyorsunuz. yiyin. Acı biber yiyebiliyorsanız, hani biraz önce kabızlıkla ilgili de çok soru Lahana sormuşlar. turşusu, kabızlığa birebir lahana. Nerede? Hatta sauerkraut, YouTube'a girip Ya. sauerkraut nedir diye bakabilirsiniz. Bizim lahana turşusunun başka bir versiyonu diyelim. Sirke, suyu yok. Lahana ve tuzla yapılıyor. Beraber kuruluyor kavanoza. İşte bir hafta sonra vesaire hazır hale geliyor. Lahana turşusu yiyin. Yoğurtta şöyle bir olay var. Ama benim yoğurdumda 5 gram karbonhidrat var. Bir noktadan sonra savaşmaktan sıkılıyorsunuz Açeli. Diyorsunuz ki ne yersen ye, bana ne? Ev yoğurdu Türklerin büyük takıntısı. Ev Soruyorlar. yoğurdu olmaz mı? Bakın dışarıdaki yoğurtlar pis demek istemiyoruz zaten. Onlar pis, evinizdeki temiz ürün demek istemiyoruz. Ama evde yaptığınız yoğurdun karbonhidrat oranını biliyor musunuz? Sıfsıfaya yollayıp siz tahlil mi ettirdiniz? Ya orada aşacaksınız? Ben inanın küçücük bir çanak yoğurt yemek yerine
şu kadar salata, ondan sonra büyük bostan patlıcanı, kızarmış patlıcan dilimlerinin üzerine domates sosu ve eritilmiş peynir, yani patlıcan dilimlerinin üzerinde individual şahsi pizzacıklar. Efendime söyleyeyim, büyük lahana dilimlerinin üzerine zeytinyağı sürüp fırına atıp çıkardığında eritme peynirler. Şu an yiyebileceğim binlerce şey varken ben o kaloriyi, pardon, makroyu, karbonhidrat makrosunu bir kaşık, minik bir kase yoğurtla dolacağım. İstemiyorum, öyle bir düşkünlüğüm de yok. Peki şu da soruluyor. Ben yağlarımı yedim, proteinlerimi yedim ve doldurmadım o karbonhidrat makrosunu. Ama o 5 gramı istediğim bir çikolatayla doldurmak istiyorum. Burada ne oluyor? Hayır, mekanizmada ne oluyor? Onu merak ediyorum. Tamam, mekanizmada şu oluyor. Günlük 20 gram hakkımız var. Ben bunu simitten alacağım kardeşim. Ben bunu halkadan alacağım, mermerden alacağım. Vücut sinyali tamamen yanlış algılayıp, ah bana yine şeker verdi, karbonhidrat verdi diye sizi ketosisten atıyor. Yağ yakma modundan çıkarıyor. Kan şekeriniz, şimdi diyelim 16 saat oruçta kaldınız, 18 saat oruçta kaldınız. İlk ağzınıza atacağınız lokmada dikkatli olmanız gereken tek şey var. Bu uzun süreli oruçlar için de geçerli. Kan şekerinizi birden fırlatacak olan şeyi yemeyin. Önce atıyorum 3 zeytin yiyin, yağlı bir şey yiyin. Bakın Ramazan oruçlarında da aslında bu geçerli bir şeydir. Bunlar, bunlar eskiye dayalı bilgiler, kadim bilgiler. Tabii, ama biz kadim bilgiler. Zeytinle açılır diye geleneksel bir şey olarak, kulaktan dolma olarak biliyoruz. Hayır, yağ ile açılır. Bir dilim avokado yiyin, 2-3 tane ceviz yiyin. Yağ şekerinizi aniden fırlatacak bir şey yemeyin. Onun yerine bir dilim baklava yerseniz veya yarım simit yerseniz kan şekeriniz fırlıyor karbonhidrattan dolayı. Yani 20 gramlık, hayır, ketojenik beslenmede şu var. Sistemi bozamazsınız. Bozarsanız, yağ yakma modundan çıkarsa ertesi gün bütün işlemi bir daha öğrenmesi lazım vücudun. Yani yağ yakma moduna ulaşmak o kadar da, bir gün yemezsem ertesi gün ketosise girerim kadar kolay, basit değil. 2-3 gün sürebiliyor. Bunun bazılarında bir aksaklık dönemi oluyor, biraz halsizlik oluyor, o oluyor, bu oluyor. Niye bir lokma için bunu bozmak istiyorsunuz? Kaldı ki kimi kesiyor bir lokma? Benim önüme baklavayı koyarsanız ben kutuyu yerim. Çikolatayı koyarsanız ben paketi yerim. Ben bir diş için bir şeyi bozmak istemiyorum. Nefs kontrolü çok önemli burada. Peki bitter çikolatayı da soran çok oldu. Bitter çikolata da evet. Şöyle bir şey var. Kakao, ham kakao çok 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 faydalı bir şey. Çikolata aşerenlerde genelde magnezyum eksikliği olduğu söylenmekte ve kakaoda da çok yüksek oranda magnezyum var. Bakın, bitter çikolatayı alın. Evinizde benmari usulü eritin. Hatta bulabiliyorsanız %100 biter mesela. Veya sizin dediğiniz gibi biraz önce neydi onlar? Küçük küçük kuverler. Evet. İçine istediğiniz miktarda siz keto tatlandırıcınızı koyun. Eritritol veya stevia'yı koyun. Biraz da krema koyun istiyorsanız. İstiyorsanız birazcık da kakao yağı varsa ondan koyun. Var. Eritin. Kalıplara dökün. Kendi keto çikolatanızı yapın. Bu şekersiz olsun ama kakaoyu alabilirsiniz. Kakao çok 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 faydalı bir besin. Değil mi? Peki, ham kakaodan bahsediyoruz. Çerezler ve şey, tabii ki bu badem unları, Hindistan cevizi unları, unlar. Unların değerine bakınca da, yani bir cevizin, bir fındığın bütünüyle unu arasında da karbonhidrat değeri arasında fark oluyor. Var ama şu şekilde, bir bardak diyelim badem unuyla bir kek yaptınız, bir şey yaptınız, büyük bir şey yaptınız. Yani onu zaten dilimlere böldüğünüzde sizin payınıza düşecek olan o lokmada atıyorum 100 gram değil, belki 20 gram girdisi olacak vücudunuza. Onları bir noktadan sonra, dediğim gibi, bu pastacılık mamulleri, ekmek ve şeker bağımlılıklarımızı yendikten sonra yapacağımız badem unu, Hindistan cevizi unlu ürünlerde fazla bir problem yok. Yine iki bölüm çektik. Şu mugun içine bir kaşık kakao, bir kaşık badem unu, bir kaşık tereyağı, bir yumurta vesaire, şöyle çatalın ucuyla çırpıp mikrodalgaya koyuyorsunuz. Birazcık da eritritol, tabii ketoya uygun bir tatlandırıcı. 90 saniye sonra size şöyle kabarmış sıcak çikolatalı muazzam bir kek olarak geri dönüyor. Biliyorum. Kaşık kaşık. Arkadaşın evinde ikinci kere çektin sen de onu. Söylene söylene çektin. Helal. Evet. Evet. Ben şimdi onu alıp evire çevire onun tuzlu versiyonunu yapıyorum. Eritritol koymuyorum. İçine beyaz peynir kırıntısı, birazcık dereotu koyuyorum. Badem unuyla yumurtayı çırpıyorum falan filan. Bunun içinden çok güzel böyle peynirli pofuduk muhteşem şeyler çıkabiliyor.
Deminki soruya geri dönecek olursak, badem unu ve Hindistan cevizi unu elbette içlerinde hala karbonhidrat var. Ama bunlar kesinlikle tahılın içindeki direkt şekere dönen karbonhidratla alakası olmayan çok daha sağlıklı ürünler. Başka bir şeye, yemişlere değinmek istiyorum. Şimdi olay aslında yağda bitiyor. En baştan, daha ilk bölümlerden anlatmaya çalıştığımız şey şu. Evinizdeki hemen hemen bütün yağlar zararlı ve işlenmiş. Bunun içinde kanola var, riviera var, aspir yağı var, ayçiçek yağı var. Bunların hepsini baktığınız zaman inanın, çok samimi söylüyorum, zehir olarak görebilirsiniz. İki yağ var. Tereyağı ve zeytinyağı. Bunun en iyisine ulaşabileceğiniz, bugün Türkiye'de muazzam imkanlar var artık. İnsanlar Instagram üzerinden üreticilere, çiftçilere, söyleyeyim. Yani evinize iki saat sonra gelecek teneke yağlar falan filan. Bu iki yağdan şaşmayın. Bulabilirseniz Hindistan cevizi yağı da alın. Yurt dışındakilerin bir de çok güzel bir yağ olan avokado yağına da erişimi var. Burada da var, Türkiye'de de var. Var mı? Tamam. Bu dört yağdan şaşmayın. Bunun da sebebi şu. Vücudumuz için iyi olan yağlarda omega 3'ün önemi çok büyük. Daha doğrusu omega 3 ile omega 6'nın oranı çok çok önemli. Bunlar yağ asitleri. Omega 6'nın fazlası vücutta enflamasyona yol açıyor. Yemişlerde de bu aynı şekilde geçerli, yağlarda da. Temiz yağ dediğimiz zeytinyağı, tereyağında vesaire vesaire omega 3 açısından çok avantajlıyız. Yemişlere gelince de ceviz. Beyin şeklinden aklınıza gelsin. Ceviz beyine benzer ya şeklen. Muazzam bir yemiş. Çünkü içindeki omega 3 ile omega 6 oranı mükemmel. Yediğiniz zaman siz onun beyninize şifa olarak vurduğunu düşünün. Diğer kuru yemişleri de yiyebiliyoruz. Elbette leblebiden falan bahsetmiyorum veya hani Türkiye'de kuru yemişlerde satılan şekerli işte katlanmış ürünlerden, ama badem, ceviz, fındık bizim bolca tükettiğimiz gıdalar. Bu arada biraz kontrollü olmakta fayda var. Yani şunu şöyle doldurup tepeleme cevizle getirirseniz bunun içinde neredeyse 80 gram falan yağ olabilir. Bir avuç ölçünüzü öğrenmenizi tavsiye ederim. Bir mutfak tartınız varsa bir avuç ceviziniz kaç gram? Onu bir öğrenin. Ketojenik beslenmeye karar verirseniz böyle bir avuç ondan yedim falan filan dediğinizde ne kadar yağ aldığınızı, ne kadar karbonhidrat aldığınızın bilincinde olursunuz. MCT'yi çok soruyorlar. Bu Hindistan cevizinin içinde olan yağ. MCT oil MCT yağı diye geçiyor. Türkiye'de çok yaygın değil, sporcuların bildiği bir şey. Bu Hindistan ceviziyle aynı şey demek değil. Hindistan cevizinden üretilen, şöyle anlatayım en basit haliyle, aslında MCT medium chain triglycerides, orta zincirli yağ asiti olarak geçiyor. Orta zincirli yağ asitleri hücreye hiç uğraşmadan çok çabuk penetre edebilen, çok çabuk giren yağ asitleri. Ve bu MCT'nin özelliği direkt hiçbir tarafa uğramadan diyeyim vücutta karaciğerinize giriyor ve size anında enerji olarak geri dönüyor. Sabah kahvemize bunun içinde bir çorba kaşığı mesela MCT vardı. Onun için hiç susmadan konuşabiliyorum. korkunç bir enerji veriyor size. Diğer yağların aksine, yani uzun zincirli yağ asitlerinin aksine. Türkiye'de var mı bilmiyorum. Var. İnternette bulunabiliyor. Var. Marka kesinlikle şu anda tabii ki elbette paylaşmak istemiyorum ama zaten duyduğum bir tane marka var. MCT yağı diye yazarlarsa veya MCT oil. Onda da büyük satış siteleri. Tabii şeffaf bir yağ. Çok çok hafif geriden gelen bir çok hafif Hindistan cevizi aroması olabiliyor. Çünkü Hindistan cevizinden elde ediliyor. Şöyle düşünün onu. Hindistan cevizinin içindeki en güzel, en rafine yağların toplanıp damıtılmış hali şişede ayrı satılıyor. Fiyatlı da bir şey, çok ucuz bir şey de değil. Türkiye'deki fiyatını bilmiyorum ama bomba bir enerji kaynağı. Hala meyve muz soruyorsunuz arkadaşlar. Biz zaten Megi çok iyi bir araştırmacı ve kanıta dayalı anlatıyor. Yani muzunuzu istiyorsanız yiyin. Her şeyinizi yiyin. Yani kimse size yemeyin. Yani bunu bir bunu yapmak zorundasınız demiyor. Aynen. Şöyle bir şey. Şekerin oz soyadı, sonu ozla biten kelimelere odaklanalım. Nişastanın içinde ekmek, tahıl, bakliyat vesaire bunların içinde glukoz var. Sütün içinde laktoz var. Adi sofra şekerinde, basit şekerde sukroz var. Ve meyvede fruktoz var. Karaciğeri en çok yoran şeker
fruktoz. Yani meyvenin içinde. Bugün yediğiniz hiçbir meyve eski meyve değil. Tamamen bütün organik sandıklarınız, bildikleriniz bile genetiğiyle oynana oynana yıllar içerisinde tamamen değişmiş bir şey. Megi, senle bir Semer'i ben aynı yaştayız. Biz çocukken anneler, babalar pazara giderdi. Bak haftada bir gün meyveler alınır ve biterdi. Yani o meyveyi yerdik, biterdi yani. İki gün, üç gün sonra biterdi. Öbür pazar günü beklenirdi. Şimdi bizim bir çeşit değil, 10 çeşit meyvemiz her gün var, çürüyüp atıyor insanlar. Yani buzdolaplarına giriyor markette. Ve tabii. Ben aslında şurayı biraz uzun konuşacağım. Bu benim fikrim. Buradaki onayım benim için çok kıymetli. İnsanlar politikalarla, inançlarıyla, hayatla inançlarıyla yönetiliyor ya da eğitimleriyle yönetiliyor ya. Ben şöyle düşünüyorum. Yönetmenin en büyük biçimi senin beynini bulandırmak. Savaşmanın da en büyük biçimi. Ve bunu en basit seni yaşamda kalacağın beslenme ile dürtüp seni yanlış yönlendirip yönetme biçimi. Dolayısıyla ben de diyorum ki lütfen araştırın. Ketojenik beslenin demiyorum. Ama siz mi yönetiyorsunuz? Sizi başkalarının algısı mı yönetiyor? Buraya karar vereceksiniz. Bu bir karar mekanizması. Sonra ketojenik, spor, okumak, neyse ne koyarsın meseleyi. Çok doğru. Çok doğru. Yani artış, otomatik pilotla gitme artık. Dümene geç, uçağını sür. Artı şöyle bir şey de var. Ben de araştırmadım. Ama şimdi araştırdığım için çığlıklarla anlatabilmek istiyorum. Bu işin ucunda inanılmaz bir şifa var. Ama kodlarınız size meyve sağlıktır diyorsa tek yapmanız gereken Google'a girmek. Portakal da mı yemeyeceğiz? C vitamini. İnsanlar C vitamini dendiği zaman, bakın beynimizdeki kodlara geri gidelim. C vitamini dendiği zaman o C harfini turuncu görüyoruz biz. Çünkü evet, portakal eşittir C vitamini. Başka bir kodunuz yok. Siz girin yeşil bibere bakın. Bir portakalda, sayıyı şu anda tamamen sallıyorum. Bir portakalda 100 gram C vitamini varsa yeşil biberde 300 gram C vitamini var. Bunu değiştirmeye, bu kodlarımızı değiştirmeye açık olmamız lazım. Bu yola çıkmadan önce gerçekten bir gün oturup kendi kendinize gerekirse meditasyon yapıp, meditasyon da çok komplike bir şey değil, gözlerinizi kapatıp bir dinginleşin. Ben hayatım boyunca öğrendiklerimi kimden nasıl öğrendim? Bütün kodlarınız anne babanızla 0-7 yaş arası şuraya yüklendi. Onlar orada sabit. Hayatta kalmanız için inandığınız, desteklediğiniz, bildiğiniz bütün kodlar orada. Aile sofranızda. Ekmek sepeti var. Dolayısıyla siz hayat boyu o ekmek sepetini sofranıza taşıyacaksınız. Sizin yani aile sofranızda. Sizin aile sofranızda çorba önce içilir, ana yemek yenir, zeytinyağlı en son yenir. Ne yapıyorsunuz? Bütün bu alışkanlıklarınızı hayatınızın kalan kısmında da taşıyorsunuz. Hasbelkader 30'larında evlendiniz. Eşinizin şehrine gittiniz veya eşinizin evine geçtiniz. Yeni bir düzen yaratacaksınız. Çorbayı getirip koyuyorsunuz, salatayı getirip koyuyorsunuz. Eşiniz suratınıza bakıyor. Biz çorbayı en sonunda içeriz. Biz zeytinyağlıyı ilk yeriz. Nasıl ya diyorsunuz? Birdenbire o düzeniniz, bildiğiniz şey değişiyor. Böyle yapılmaz ki. Yapılıyor. Adamın evinde öyle yapılmış. Adam da öyle öğrenmiş. Siz sabah kalkınca zeytin, peynir, ekmek, reçel, dörtlüsü sizin standartınız. Japonya'da çiğ balık. Onun önüne onu koyarsanız bu ne diyecek yani? Bilmiyor Türk kahvaltısını. Sizde de çiğ balık koyarsınız. Kodlarımız bir şekilde oluşturuluyor. Ve değiştirmek iki şekilde mi mümkün? Önce açık olacaksınız değiştirmeye, daha sonra da tekrar yöntemiyle onu öğreneceksiniz. Eşinizin ailesinin sofrasına adapte olmanız için 3 gün, 5 gün, 10 gün zeytinyağlı yediğinizde sizin çocuklarınız da sofrada zeytinyağlı ilk yenir kodu oluşacak. Ya da yani, anne babanın öğrettiği her şey sorgulanmaz ya da sana eğitim veren öğretmeninin. Yani sana bugün biz de şu Megi ile anlattığımız bilgiyi sorgulamadan lütfen almayın. Hiçbir şeyi sorgulamadan almayın. Çok yani doğru. Anne babanız ona iyi niyetle bunu yapıyor elbette. Burada niyeti konuşmuyoruz. Haddimize de değil. Benim haddime değil niyeti konuşmak. Ama onların doğru yapıp yapmadığını sorgulamak onlara bir ihanet değil yani. Ya da onları... Bu işin doğrusu da yok. Değil. Evet yani. Hep onlar da gördüklerini bize aktarıyorlar. Bunlar nesilden nesile aktarılan bilgiler. Bravo. Ama ne zaman ki
ailenizde yok ve siz birdenbire günde bilmem kaç doz metformin alan tip 2 diyabetli bir insan oldunuz, o noktada düşünmeniz lazım. Meyve benim zehirimse, karbonhidrat benim zehirimse, annem babam bana böyle öğretmedi ama ben bunları gıdamla açıklarsam ben iyileşeceğim. Mecbur olacaksınız o kodu kırmaya. Onun için bilinçliyken ve hasta değilken, yani yol yakınken biraz araştırın, biraz ufkunuzu açın, biraz yeniliğe açık olarak bir denemeye çalışın. Bu kadar basit. Bravo. Ve inan Megi, ben sizin kadar veya eşim kadar geri viteslerim de oldu. Hala da belki kaçırdıklarım oluyordur. Ama yol çok keyifli, araştırmak çok keyifli. Burada hani ben bu konuda daha herhalde devam edeceksiniz siz. Bu konudaki her aldığınız bilgiyi bizimle paylaşmaya diye düşünüyorum. Ediyoruz. Evet. Dolayısıyla hani bu yol daha çok gelişecek. Ketojenik kendi içinde de bölünmeler yaşadı. Bildiğim kadarıyla, duyduğum kadarıyla. Şöyle bazı doktorlar işte son zamanlarda özellikle bu glikojen depolarının da aslında vücuda ihtiyacı olduğu ile ilgili 2 gün önce bir bilgi aldım. Hı-hı. Ama burada Eric Berk'te de orada bir sapma oldu, geri geldi filan, hani bir açıklaması var ama şu an net açıklayamıyorum. Karaciğerimiz mucizevi bir organ. Vücudumuz beynimiz evet. için gerekli olan glikozu zaten o üretiyor. Üretiyor ama işte orada gereklilikleri belki duruma, döneme göre değişiyor ama şu net bir şey. Ben karbonhidrat düşmanı falan değilim ama ilk Desperate Housewives seyrettiğimde yıllar önce çok hoş bir kadına bir çikolata vermişlerdi. Ben dedi karbonhidrat ailesiyle konuşmuyorum dedi. Ben ne demek demiştim. Yani karbonhidrat ailesiyle konuşmuyorum. Sonra dedi ki niye dedi. Yani o dedi sana çok büyük zevk veriyor, yaşatıyor dedi. O da dedi, dedi ki evet, önce seviyor sonra da büyük yumruğu gözümün ortasına indiriyor dedi. O yüzden ben onlarla konuşmamayı tercih ediyorum. Mesela bir dizide aydınlanmıştım ilk. Ne demek diye kafama takılmıştı ve sonra araştırdım. Yani şu an bizim bu konuşmalarımızda birinde bir şey yakıyor olabilir. Hani oradan devam edebilirler. Her şeyi mükemmelle başlamak zorunda değilsiniz ama lütfen bir daha söylüyorum. Keto kafası, Can Çiftçi, beynin çalışma prensibi Sinan Canan, birçok prensibi inceleyin. Sinan Canan'ın İlker Çağlayan'la bir röportajı oldu. Evet. Evet. 5 kere seyrettim. Hatta kendime kızdım. İlker Çağlayan o kadar muazzam bir benzetme kullandı ki her seferinde onun ismini anarak aynı benzetmeyi kullanıyorum. Ateşi yakmak için karbonhidrat yemek, ateşi yakmak için kağıt kullanmaya benzer. Kağıdı buruşturun, atın, kibriti çakın, anında yanar, anında söner, biter. Karbonhidratın size verdiği enerji, beslenme kalitesi bu. Yağ ile vücudu beslemek, odunla ateş yapmaya benzer. Kibriti çakarsınız, odunun Bravo. Koru alabilmesi, yanmaya başlaması, hepsi uzun 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 uzun. Ama o içeriden o korunu alıp çıtır çıtır yanmaya başladı mı sabaha kadar sizi ısıtır. Yani aradaki kalite farkı bu. Keza Ayşegül Torunlu Hoca'nın da güzel bir benzetmesi var. İçeride karbonhidrat yaktığınız zaman fabrika diye düşünün. Fabrikadan siyah duman çıkıyor. Çabucak çıkıyor, Bravo. Duman gidiyor, etrafı kirletiyor. Egzoz işte. Evet, yağ yaktığınız zaman tertemiz, bembeyaz bir duman çıkıyor o fabrika bacasından. Yani bunlar çok kıymetli, güzel benzetmeler. Çok vizüel anlamda çok net benzetmeler. Ve yaşarken bizim 2 senedir gün be gün hissettiğimiz de bu. Bizden çıkan enerji bir kere herkese etkisi altına alıyor. Yani nasıl bu haldesiniz diyorlar. İnanın insanlar sorguluyor. Çok eski bir şeyim var. 2-3 sene öncesine ait. Bunu ilk öğrendiğim arkadaşıma etkilerini bilmemekle yani aktaracağım. Kokain mi kullanıyorsun demişler kıza ketojenik beslenirken. O kadar fazla enerjisi var ki yani yerinde duramamak, sürekli hareket halinde olmak, sürekli konuşmak, aktarmak, bir de bildiklerini paylaşmak istemek. Çok ben de başka bir kafa keto kafası, geliyor. Onu söyleyeyim. Başka yoldan bir kafa. Yoldan çeviresim geliyor. Ya sonunda açıyla ne haddine yani insanlar o duruma hazır mı? Hani bunu sorgula falan yapıyorum ama anlıyorum seni. İnsanın yoldan çeviresi geliyor. Ya yapma bunu, bak bir dene, bir kere dene. Bilen bir arkadaşlarıma şu an en azından şekeri bıraktırdım. En azından bununla başladılar ufak ufak yakın çevren. Onda bile çok fark gördüler ama tabii ki bu süreci dediği gibi yolda öğrene öğrene
keyifli keyifli yapacaklar. Ya kefir soruyorsunuz, sarımsak, soğan soruyorsunuz ama hepsini sarımsak, bu soğanla ilgili çok karışıyor kafalar, sarımsak ve soğan. Hatta ben çok net bir cevap vereyim. Bu konuşma, bu sorulara cevap verirsek sanıyorum salı çarşamba günü sonlanır. Yani bütün detaylarıyla. Çok severek, çok büyük hevesle bütün bu sorulara cevap verdiğimiz 90 bölümümüz var. Keto kafası. Gidin orada seyredin. Birebir bütün de yani 7. bölümü seyrederken sen onu öyle dedin ama o zaman bu nasıl oluyor? İnanın onun cevabı 8. bölümdedir. 8'de değilse 10'dadır. Onda bir bilgiyi verdik, motivasyonu verdik. Tokatladık, kırpaladık, dövdük. Başarı hikayeleri paylaştık. Gördüğünüz başarı hikayeleri, yani inanılmaz değişimler paylaştık. Miami'de bir çiftle konuştuk. Sao Paulo'da bir Türk bir çiftle konuştuk. İstanbul'dan, İzmir'den insanlarla konuştuk. Çok ciddi morbid obez seviyesinde ya. Ve bütün ilaçlarını maksimum seviyeye çekmiş ve doktorunun ölümle, artık öleceksin diye tehdit ettiği hastayla konuştuk. Bakın bu insan max out doz dediğimiz, yani artık daha üst bir doz verilemeyecek insan, 3 hafta sonra bir ömür boyu kullandığı, 30 senedir kullandığı bütün diyabet ilaçlarını bırakmış. Bütün bu bölümleri gerçekten muazzam bir şekilde, hevesle hepsini anlattı. Başlamayın. 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 Sadece gidin seyredin. Seyredin. Ben de aynı şeyi öneriyorum. Başlamayın. Instagram'da da inşallah daha da büyüyeceksiniz. Çünkü Instagram daha kolay ulaşılıyor ya belki, tek 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 bilgiyle. Doğrudur, doğrudur. Şu anda onu yapıyoruz zaten. Bizim aslında çektiğimiz, evet, 1,5 sene öncesinde çekmeye başladığımız 90 bölümü yaklaşık 15-20 gün önce tek tek her gün bir video olmak üzere Instagram'a da koymaya başladık, IGTV altına. Oradan da seyredebilirsiniz ama YouTube'da, kütüphane olarak YouTube'da biz çok düzenli ve tertipli görüyoruz her şeyi. Biri bir şey sorduğu zaman 36. bölüm seyret, 41. bölüm seyret. Evet, çok, çok önemli bir bölüm söyleyeyim mesela. 49 ve 50'yi seyredin her şeyden önce. Bu kalori neden saymıyoruz, makro nedir, neyi neden yapıyoruz gibi 49-50. bölümler mesela bizim için çok önemli. Çünkü onun için inanılmaz derecede talep almıştık. Anlatın, anlatın, anlatın. Makro dediğiniz şey aşırı basit hesaplaması. Her insanın kilosuna göre günlük yemesi gereken yağ, karbonhidrat ve protein miktarı var. Bu kadar basit. Fat Secret'ı öneriyorsun sen de. Ben de 2 yıl. Evet, Türkiye'de Fat Secret'ı öneriyorum. Muhteşem. Amerika'da yaşayanlar, yurt dışında yaşayanlar veya İngilizceye iyice vakıf olanlar Carb Manager programında kullanabilir. Yediklerini takip etmek için son günlerde bir karışıklık olduğunu hissettim. Carb Manager bana yüksek değerler veriyor deniyor. Carb Manager ketojenik beslenme programı değil. Sizin makrolarınızı kendiniz manuel olarak girmeniz gerekiyor. Ondan sonra o yediklerinizi takip ediyor. Günün sonunda gösteriyor. Bugün bunları 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 yediysen, siz sadece yediklerinizi giriyorsunuz. Diyor ki karbonhidratını doldurdum, yağında 10 gram açığın var, işte proteininde de diyelim 18 gram açığın var. Düşünüyorsunuz, evet, yağ ve protein olan ne var içinde? En basit yumurta. 3 yumurta yerseniz her şeyi doldurabiliyorsunuz. Bir yumurtada 6 gram protein var. Sen ölçüyor musun hala? Göz kararındasın herhalde. Ben ölçmüyorum çünkü biz bütün gün yemek yemediğimiz için oturduğumuzda yiyebileceğim porsiyonu artık 2 senedir aşağı yukarı biliyorum. Yani bir büyük koç, bir ön besleniyorum. Daha fazlasını düşünemiyorum bile. Çok garip bunu söylemek ama gündüz ortası yemek yemek bana çok büyük bir külfet gibi geliyor. Her kaç yönden. Kahve? Ben sabah bir çok büyük kahve içiyorum. Yani şunun iki misli kadar diyeceğim. Bir tane içiyorum çünkü oldum olası zaten kahve bağımlısı değildim. Ama günün kalanında çay kahvede bir limit yok. İçmeye devam edebilirsiniz. Sadece her seferinde 2 kaşık yağ koyarsanız bayağı bir yağ fazlanız olur. Onun için sabahki kahvenizi yağlı yapın. Ondan sonra mümkünse siyah kahveyi istediğiniz gibi tüketin. Ben kahveyi de kendim evde popcorn makinesinde 2 çıtlamalı içiyorum. Tavsiye ederim. Yeşil kahve alın. Çok güzel oluyor onunla birlikte. Neyde varmış? Geçen gün denedik. Tahinli kahve. Bazıları da içine, o da bir yağ kaynağı. Yalnız şöyle bir şey var. Sabah tahin koyarsanız onun içinde karbonhidrat da var. Dolayısıyla evet, o ifinizi bozar. Biri biraz önce bir şey sordu. Sabah ya şu sarımsak başlayabilir miyim diyorlar. Evet. Sarımsak soğanı söyledi, bir rahatlayalım. Bir tek sarımsak soğanı söyle. Çok istiyorlar. Sarımsak soğanda evet karbonhidrat var. Abartmamak şekliyle zaten hepsi. Ben size limon örneğini vereceğim. Limon, 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 limon.
limon meyvedir. Şimdi bir şey söyledik en başta, daha ilk bölümlerde. Çekirdeği varsa meyvedir. Limon meyvedir, domates meyvedir, salatalık meyvedir, patlıcan meyvedir, dolmalık biber meyvedir. Bunların hepsi meyve. Kabak meyvedir. Çekirdeği varsa kontrollü yiyin dedik. Ondan sonra insanlar limona taktı. O zaman salataya ne kadar limon sıkacağız? Ne zaman? Limon, limon yemeyin. Biri o, herkes birbirini uyarıyor. Limon sıkmayın, sirke yerin onu yeni bak. Dürüst olun. 50 yaşındaysanız aynanın karşısında dürüst olun. Bir soyunun vücudunuza bakın. Ben limondan mı şişmanladım? Bu vücut limon mu sıkıyor? Onu çok güzel açıklamışsın YouTube videomda. Senin yani yarım limon sıkın koyun salataya. Limonun artı, tabii ki C vitamini faydası var vesaire vesaire. Limon birçok şeye, böbrek taşı oluşumuna engel, o kadar faydası var ki bazı şeylere takılmayın. Soğan özünde tavaya koyduğunuzda, çevirdiğinizde soğan karamelize olur ya. Karamelize olmak ne demek? Şekerlemek. Demek soğanın özünde, demek ki içinde şeker var. Abartmayın, Fransız usulü soğan çorbası içmeyin tabii, 20 soğandan oluşan. Ama salatanızın içine yarım soğan kıydınız, koydunuz yemeğinizin sosuna bir kaşık salça. Salça, domates, domates yenmez. Hayır, yenir, kontrollü yenir. Bir kaşık salça ve bir soğanla bir koca tencere yemek yaptınız. Onu ailede 4 kişiye böldünüz. Sizin payınıza düşecek olan şey şu kadarcık yani. Ve kiloyu nereden aldığınıza dikkat edin yani. Onlardan almadınız. Dürüst olalım. Siz poğaçadan, gözlemeden, muzdan, üzümden, karpuzdan aldınız. Pıt 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 atıştırmaktan, pıt 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 hani 8-9 öğün beslenmekten. Acıktığınız yani zaman şöyle... yemek yiyin. Atıştırma yapmayın. Yemeklerin aralarını tertemiz bırakın. Acıktığınız zaman oturun, tabağa koyun proteininizi, yağınızı vesaire, salatanızı koyun, yemek yiyin. Yemek bitince şunu kapatın. Ta ki bir dakika, bir dahaki sinyale kadar, mide gurultusuna kadar bir şey yemeyin. Boş yere şu koca fabrikayı 3 ceviz için çalıştırmayın. Açmayın o fabrikanın kapısını. Bekleyin, acıkın, yemek yiyin. Canınız tatlı isteyince ben de çalıştım. Ege ne der bilmiyorum bu mekanizmayı. Suyun içine tuz, bir kaşık elma sirkesi atıyorum. Benim tatlı, matlı isteğim uçuyor. Çünkü benim canım mineralim gidiyor herhalde. Mineralim gelince bütün tatlı, matlı, evet, aşermelim bitiyor. Ben bunu şöyle yaşadım. Kahvaltı da bir kod. Yani kahvaltısız yaşayan, sabahları bir espressosunu içip işine giden milletler, ülkeler var biliyorsunuz. Bizim kahvaltı kodumuz full sofradır. Zeytini, peyniri bilmem nesidir. Kahvaltı da kodlarımızdan biri. Sabah şu yağlı kahveyle ilerlerseniz, ondan sonra da ya 11 oldu hala kahvaltı etmedim. Etsem iyi olur. Etseniz iyi olmaz. Aç değilsiniz. Hiç kimse sabah aç uyanmıyor. Aç olmadığınızda yemek yemezseniz, inanın şifa yolunda dev bir adım attınız. Acıkana kadar yemek yemeyin. Şöyle bir şey söyleyeyim Açelya. En fazla aldığımız şikayet ne? En fazla, en yoğun. Peki ben artık acıkmıyorum, yemesem olmaz mı bir iki gün? Böyle bir şey düşünebilir misiniz? Yani bir insanın böyle bir şey diyeceğini. Ama bu gerçek. Daha dün oldu. Maggie dedi, Kanada'da birebir çalıştığım, keto koçluğu yaptığımız bir arkadaşım. Ay, o kadar mesle oldum ki mesaj atmış. Ben hayatımda bir ilk yaptım 51 yaşında. Nedir canım? 72 saat su orucu tuttum. Hiç acıkmadım. Bozarken de kendimi biraz kötü hissettim. Ben 2 ay önce böyle bir şeyin mümkün olabileceğini düşünemezdim diyor. Kendisi kesin dinliyordur. Anlatabiliyor muyum? Yani şu karbonhidrat denen meriti diyetlerimizden çıkardığımız zaman acıkma mekanizmasını şöyle düşünün. Beyniniz içinde bir şalter var ve onun kumandası hamurun, bakliyatın ve şekerin elinde. Ondan bir lokma attığınız zaman sürekli geriye geliyor. Sürekli istiyorsunuz. Evet. Yedikçe evet, yesiniz geliyor karbonhidrat yüzünden. Karbonhidratı kesin, sadece yeşillerden alın. Limitsiz salata yiyin yemeklerinizin yanında vesaire vesaire. Bir bakacaksınız iştah denen şey yok. Sadece açlık durumunda. Çocuklar, iki tane evladım var görüyorum. Evet. Bir tanesi kahverengi diyette. Sadece çikolatayla besleniyor. Bakın birinin bir şeyi kendinde uygulayabiliyor olması, illa iyi bir anne olması veya başkalarının üzerinde uygulayabiliyor olmasını gerektirmiyor. İlla tabii hileyle bir şekilde gırtlağından aşağı sebze vesaire sokmayı başarıyorum. Büyük oğlum zaten
birkaç senedir oldukça yoğun bir şekilde vücut geliştirmeyle ve sağlıkla bozmuş durumda. O da takip ettiği insanlardan ötürü kendini yağdan tamamen mahrum ederek, sonucunda söyleyeyim, inanılmaz bir vücut yaptı. Obez yapıdan six pack, full kaslı karınlara geçti 16 yaşında, 17 yaşında. Fakat bunca zamanda yağın mahrumiyeti şu anda kendini yeme atakları olarak gösteriyor ve her gün oturup ikna yoluyla, oğlum çeşit ye, yağ ye, doy. Hatırlıyorsun, o da benimle bir süre keto yaptı, yaklaşık 25-30 evet. kilo verdi keto döneminde. Hiçbir zararı yok. Bakın, hamilelikte, emzirirken, gençlerde, hayatınızın hiçbir döneminde paketli ürünleri veya makarna, pilav, börek, çörek, poğaça, gözleme, açma gibi ürünleri kesmenizin bir zararı olamaz. Olur. Hiçbir doktor size emziriyorsun sen poğaça yemeye devam et demez. Yalnız alttaki yolunda kopuyorum ya dinlerken. Çok başarılıyız ya. Şey yazmışlar. Karbonhidrat çarpı dıt yani. Muhteşem eğlenceli. 3 saat seyrederiz diyorlar. Vallahi evet, ben de onlarla yapıyorum ama benim onlarla yayın yapmama gerek yok. Ben sadece hani kendi takipçilerime onlarla biraz hava atmak istedim. Onlar zaten bu işi, yayın işini çok güzel yapıyorlar yani. Hani onları takip edin. Tabii ben IGTV'ye koyacağım bunu. Ara sıra da belki yeni gelişmeler olursa, aktarmak istedikleri olursa ben de başımda mutlaka ağırlarım. Mutlaka. Seve seve ağırlarım. Los Angeles'ın neresindesiniz? Merkez. Merkezdesiniz. Los Angeles merkez. Çok da güzel geziyorsunuz. Böyle güzel yerlerden böyle ara sıra kızıyorsun onlara. Bu Amerikalılar çok ses yapıyor diye ama. Evet. Atarlı ablayım ben. Gezerek de yapmaya çalışıyoruz. Özellikle pandemi döneminde Kaliforniya'nın etrafını, işte yok Las Vegas olsun, San Diego, San Francisco vesaire vesaire, oralara da gidip bölümler, kısa kısa bölümler çekmeye çalıştık. Dünyanın en güzel yerlerinden birinde yaşıyoruz. İstanbul'dan sonra. Çok İstanbul'da. Ya ikisi de çok güzel. Mukayese etmeye gerek yok. Ben de uzun zaman bulundum oralarda. Eşim orada okudu. O yüzden iyi. Birazcık vakıfım. Dediğin gibi çok güzel yerler. Çok da güzel tanıtıyorsunuz. Her şey bir arada gidiyor. Dondurma kilo yapar mı diye sorarsanız ben burada ciyak diye bağırmak istiyorum. Dondurma kilo yapmaz. Dondurma kilo yapmaz. Şeker kilo yapar. Şekerinden ayrıştırırsanız çilekli dondurma yiyebilirsiniz. Alın çileği, koyun blender'a, krema koyun, birazcık tatlandırıcı koyun. Koyun kavanoz içinde buzluğa. Ondan sonra çilekli dondurma olarak yiyin veya kakaolu yapın. Başladığında da yedin mi bu berileri? Yani ilk başladığınız zamanlar yediniz mi? Hayır, hayır, yemedik ama şu şekilde. Beri, orman meyveleri işin en başından beri, tarihin en başından beri, yani paleo, taş devri, eski devirlere dönelim. Var. Şu da aslında önemli bir şey. Eski insan 3 öğün yemek tamamen yeni nesillerin saçmalığı. Tabii. Öyle bir şey yok. Günde 3 öğün yemek bulamayan insan milletler çok dünyada. Ama eski insana dönerseniz, çıktığı zaman mağarasından, mağarasında korunuyor, dışarı çıkıyor, hayvanı öldürüyor, getiriyor, inşallah pişiriyordur. Ondan sonra onu yiyebildiği kadar yiyor, koruyamıyor tabii ki, soğutamıyor, donduramıyor. Ondan sonra bir sonraki avına kadar o insan aç. Ve nesiller bugüne gelmiş. O günlerde bir de gördüğü, şimdi o günlerde karbonhidrat yok biliyorsunuz. Çünkü tahıl denen şeyi bilmiyor ve tahılı üretemiyor. Dolayısıyla ilk insan zaten ya vegan, yeşillikleri yiyor, ya etobur. Bir de doğada gözüne çarpan çiçeklerin, yaprakların, ağaçların arasında küçük küçük kırmızı şeyler gözüne çarpıyor. Vahşi çilekler veya böğürtlenler, onları yiyor. Biz onun uzantısı olarak değerlendiriyoruz. Orman meyveleri ketojenik beslenmede tüketilebiliyor ama elbette içlerinde belirli oranda şeker, karbonhidrat olduğu için onu da kontrollü tüketiyoruz. Yani oturup bir kilo çilek yemeyin lütfen. 5-6 tane evet. çilek yiyin. Ufak bir avuç yaban mersini yiyin. İşte bulabiliyorsanız ahududu yiyin, böğürtlen yiyin vesaire. Evet, yani buraları dediğiniz gibi siz zaten yola devam. Biz sizi bol bol izleyeceğiz. Biz devam ediyoruz şimdilik keto kafasında. Çok sorunuz var. Siz keto kafasına yazın. Instagramlarına yazın. Yani biz buradan bir yayın boyunca bunu yapamayız ama yazın. Zaten onlar bunun için çok çalışıyor. Tahini sordum. Tahin yenilebilir. Ama işte sabah kahvaltısı kahvesinde değil.
Belki sonrasında. Bu arada o tahinli ekmek tarifi muhteşem. Ben onu şu kadar yaptım. Yarı yarıya yaptım. Bir haftada filan 10 günde ufak ufak tükettim. Ve eskimedi, bayatlamadı. Bir şey olmuyor. Çok basit bir şey. Arkadaşlar 4 tane yumurtayı çırpın. Bir ufak normal da diyelim su bardağı tahin dökün içine. 4 yumurta tahin, 1 kaşık kabartma tozu. Dökün bir kek kalıbına, koyun, çıkarın. Azıcık karbonhidratlı, bol yağlı, tahinden oluşmuş bir ekmek yiyorsunuz. Bölün onu 8 dilime. Reçel mi sürmek istiyorsunuz? Kaynatın reçelinizi, üzerine ketojenik şekilde helal olan tatlandırıcılarınızı ya eritritol ya stevia'yı koyun. Çilek reçelinizi yapın. Kesin bir dilim tahin ekmeğinizi üzerine kaymak sürün. Güzel yağ, kaymak. Üzerine de çilek reçelinizi sürün. Afiyetle yiyin. Bunları mümkünse 2 aydan önce yapmayın. Yani o beyninizdeki şekere bağımlılık, ekmeğe bağımlılık kodları bir düşsün, gitsin. Kendinizle bir gurur duyun. Benim gördüğüm gibi o bel kıvrımını aynada görün. Ondan sonra daha serbest. O helvası zararlı mı diye sormuşsunuz ya. Değil, değil, değil. Değil. Ya bu kadar 1,5 saat, 2 saat oldu. Bunlara cevap vermenin imkanı yok zaten. Yani tek tek gıda bazında işin mantığını anlarsanız. Yani evet, hepsini elimine edeceksiniz kafanızda zaten. İşin mantığını çözdüğünüz an. Çok teşekkür ediyorum. Ben Mincim. Teşekkür ederim. Çok çok güzel anlattın. Ben seni takip etmeye devam edeceğim. Belli mi olur ileride? Bir zoom yaparız, belki onu paylaşırız sevgili Canan, Can, sen, ben. Ben mutlaka o ekibin içinde seninle de bir şey yapmak istiyorum. Clubhouse'da da olabilir. Sevgili Can'la bu hafta itibariyle başlıyoruz. Tamam, ona davet ettim. Geçen hafta hatırlarsan gel Clubhouse'a konuşalım dedim. Evet. Güzel, kaliteli odalar açıldığında bizim yarın da bir odamız olacak. Ben yeni çözüyorum. Efendim? Yeni çözüyorsun. Yarın akşam mesela keto kafası odamız var. Yarın akşam yine aynı saatte. Saat 10'da odanın adı keto kafası ile ketojenik geyik. Keto anlatmıyoruz. Yapanlar merak ederler. Tamamen soru, cevap, muhabbet vesaire vesaire üzerine. Yapanlar gelip nasıl değiştiklerini anlatıyorlar, neler hissettiklerini anlatıyorlar. Bir eğitim odası falan filan değil, muhabbet odası. Çok güzel muhabbet ediyoruz. Öğrenmek istiyorsanız gerçekten gerçekten çok samimiyetimle söylüyorum. Gidin birinci bölüme, keto kafasına, YouTube'a. Deniz Derya anlattık. Aşırı basit anlattık. Anlamamaya imkan aşırı, ihtimal yok. Yani aşırı basit anlattık. O kadar güzel arkadaşlarınız olacak ki sevgili seyirciler. Siz de benim gibi hayran olacaksınız. Konuşabileceksiniz. Bakın ben bugün yayın yaptım onlarla. Emre'ye de bu arada... Görünmeyen Süpermen'e de teşekkürlerimi borçluyorum. Gel diyorum. O Süpermen görünmüyor ama ben onu gördüm canım, arasını gösteriyorsunuz. Evet evet. Bir gün bölümün sonunda dedim ki ya gel otur bir şey söyle. Merhaba, biz de işte şunu yaptık. Ben de bir daha konuşmam artık dedi. Çekti gitti koltuktan. Bir daha da çıkmadı kamera karşısına. Ama onun briefleri, o yönlendirmeleri çok keyifli yani. Hani biz onu görüyoruz aslında. Evet evet. Onun da bir dinamiği var yani. Karşılıklı konuşarak yapmamızın da kesinlikle bir dinamiği var. Kesinlikle çok da başarılısınız. Yolunuz açık olsun. Çok dediğim teşekkürler. Gibi, çok isteyen olmuş. Mutlaka Zoom'u planlayalım. Çok isteyen olmuş. Zoom yayını yaparız belki Can'la ve birçok kişiyle. Onu da yayınlarız burada. Harika olur. Harika olur. Bahsettiğin tamam. isimlerle Sinan Canan'la Can Çiftçi'yle tanışmaktan da elbette onur duyarım. Kendileri zaten şeyi gece gündüz takip ettiğim insanlar. Mutlu olabilirsin. Geçen aydı galiba Sinan Hoca ile telefonda konuşurken hocam dedim Amerika'da keto kafası sevgili Maggie dedim. Röportajındaydım, sizin kitabınızın bir bölümünü anlattı dedim. Aa öyle mi dedi. O bölümü kestim. Üşenmedim. Ona Sinan Hoca'ya yolladım. O da çok mutlu oldu. Ben şimdi buradan çıkıp koşarak Santa Monica'ya gideceğim. Sen bilmiyorsun bu haberi. Gerçekten. Ay, mükemmel bir çektim şey. Benim en ketojenik beslenme kadar severek, hararetle ve takıntılı takip ettiğim bir konu da bilinçaltı. Özellikle bu kodlarımız evet. ve yaşamın ilerleyen yıllarında o kodları değiştirip kendimizi geliştirebilmek Türkiye'deki en muazzam kaynaklardan biri, bilinçaltı ve beyin konusunda elbette Sinan Canan Hoca. İnanın böyle hani
kendimden geçerek seyrediyorum kendisini. Videoları sağ olsun 1-2-3 saat ben bölümleri oluyor. Hayranlık ötesi ona olan yani. En son kitabını aldın değil mi, Sınırları Aşmak? Hayır, alamadım. Çünkü gelen giden yok bu aralar. Kitapları bir şekilde Türkiye'den postalatmam gerekecek. Bulabildiklerimizi okuyoruz ama ben yine de kendi o güzel yüzünü görerek, onun enerjisini hissederek videolarını seyretmeyi çok çok daha fazla seviyorum açıkçası. Çok çok güzel işler yapıyorsunuz. Hepiniz çok güzel. Hepiniz gerçekten son zamanlarda belki çok moda bir laf oldu ama bütüne hizmet etmek. Hayat bir bütün zaten. Güzel bir yerinden tutuyorsun sen de. Tekrar teşekkür ediyorum. O iki oğlana selamlar. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Sen de harika şeyler yapıyorsun. IGTV videolarında değindiğin, bütün davet ettiğin konuklar daldan dala ama tamamı insanın iyi olması, iyileşmesi ve kendini zenginleştirmesi üzerine. Yaptığın bütün yayınlar birbirinden kıymetli. Çok teşekkür ederim. Bize çok vakit ayırdığın için. Sağ ol. Görüşmek üzere. Selamlar. Bay bay. Çok mersi. Bay bay.